Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Türkiye'nin dört bir köşesinde bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi star ekranlarından sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Şu saat itibariyle günün geri kalan kısmı çok güzel geçsin efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bolluk, bereket diliyorum evinizde. Ve bir iki gündür söylemediğim, unuttuğum bir şey var. Allah iyilerle karşılaştırsın. Evet. Bu sözü gerçekten çok seviyorum. Özellikle bu programa katılan seyircilerimizin karşılaştığı insanlar sebebiyle yaşadıkları kötülükleri, zorlukları görünce bu sözü daha çok sever oldum. Efendim inşallah iyisiniz. İnşallah ekranlarınızın karşısında sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oturuyorsunuzdur. Hocalarımla başlayayım. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız her zamanki gibi bizimle. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi programlar diliyorum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Cennet hoş geldin. Cennet, seni seyirciler izledikçe sana çok üzülüyorlar. Neye üzülüyorlar biliyor musun? Yani işte üç çocuğun var. Üstüne kuma getirmiş kocan. Sesini çıkaramamışsın. Bir dönem bunu kabullenip onunla aynı evde bile bir yaşam sürmüşsün. Evet. Ve hala buraya gelmiş, iki yıl geçmiş üzerinden kocanı arıyorsun. Evet. Yani sen tipik fedakar bir Türk kadını sın gerçekten de. Teşekkür ederim. Ama bir taraftan da üzülüyorlar sana. Gerçekten üzülüyorlar. Peki efendim, şimdi bu tabii ki enteresan bir kayıp hikayesi. Mustafa olayı, Mustafa Özboyraz, ama öncesinde iki konuyu sizlerle paylaşarak duyurmak istiyorum. Bir tanesi takip ettiğiniz kayıp 11,5 yaşındaki Afgan, adını Cahit olarak bildiğimiz kişi tarafından Manisa Salihli'den kaçırılan ve hala hiçbir haber alınamayan Döne ile ilgili. Afganistan'a mı kaçak yollarla götürüldü bu Afgan tarafından? İran'a mı götürüldü? Türkiye sınırları içerisinde mi? Kaçırıldığı ülkelerde gerçekten kaçırıldıysa nasıl bir yaşam sürüyor? Son pişmanlık fayda etmez. Dönmek istiyor ama derdini kimseye de anlatamıyor olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki bugün 42. gün ve Döne'den hala net bir haber yok efendim. Sadece araştırmalar, soruşturmalar devam ediyor. Birazdan ilerleyen dakikalarda Cevat Demir'in babası Kemal Bey'i alacağım stüdyoya ama yine Cevat'ı da bir duyuralım. Bugün 103. gün. Efendim, Diyarbakır, Mersin, Alanya üçgeninde 35 yaşında bir adam buhar oldu, uçtu. Alanya'da mı, Mersin'de mi, Diyarbakır'da mı, yoksa bambaşka bir yerde yaşıyor mu, ölü mü? Hiçbir haber yok. Aslında hiçbir haber yok derken bazı duyumlar var. Bazı bizimle paylaşılan bilgiler var. Ama onlar için, onları duyurmak için biraz beklememiz ve teyide muhtaç bilgiler olduğu için emin olmadan konuşmamamız gerekiyor. Ama iki haftaya en fazla Cevat dosyasının çözüleceği yönünde yetkililerin böyle bir düşüncesi var diyebilirim. Sadece bu kadarını şu anda söyleyebilirim. Peki efendim, aradan iki yıl geçmiş, 27 Mart 2019'da oldu ne olduysa. Bu da Kayseri-Fethiye arasında yaşanan bir kayıp olayı. İşin içinde insan kaçakçılığı mı var? Kuma getirdiği Suriyeli kişinin ailesi mi var? Üzerine kuma getirdiği için Cennet'in ailesi mi var? Kusura bakma, her şeyi düşünüyoruz çünkü. Yoksa bambaşka bir konum mu var işin içinde? Ve Mustafa Özboyraz'la birlikte kaybolduğu arkadaşı Deniz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Olayın tek görgü tanığı diğer arkadaşları Halil, birazdan canlı yayında bütün sorularımıza cevap verecek. 37 yaşındaki Mustafa Özboyraz 2 yıldır kayıp. Yasa dışı işlerin yapıldığı iddia edildiği ve Mustafa'ya ait olduğu ortaya çıkan sürat teknesinde ne yaşandı? Halil hem kardeşi orada efendim boğuşmuş, hem silahlar patlamış, hem bir gün sonra alelacele o arabanın camını indirip alması gerekenleri almış. İnsanın parmağı da var, Halil'in de parmağı var. Tüyler ürperten iddia. İnsan kaçakçılığının içinde 9 yaşında bir çocuk var. Bu arada bu o tekne nerede? Aziziyeli 38.
6,5 metre, 2,5 metre, 150 beygir sürat teknesi. Gördüyseniz bunu bildirin. Mustafa Özboyraz'ın başına ne geldi? Birazdan. Şimdi yine o grafikle bir hatırlatma yaparak başlayalım mı? Yani seyircilerimizin de anlaması açısından. Çünkü çok fazla isim var ama aslında elene elene 3 tane isim kalıyor geriye. Çünkü şuraya kayıp Mustafa'yı koyacak olursak 2 eşli bir hayat sürüyor. Yani 2019 yılına kadar değil ama 2009 yılına kadar, özür dilerim, 2009 yılında kuma getiriyor. Değil mi? Hı hı. 2009 yılında. Evet. Şimdi eşi Cennet Özboyraz resmi nikahlı eşi. O zaten stüdyomuzda. Lina Suriye uyruklu. Türkiye'de yaşıyor. Burada da bir eşi varmış aslında. Ama diyor ki benim boşanmam şey yüzünden olmadı. Mustafa yüzünden olmadı. Biz zaten anlaşamıyorduk. Boşanıyorlar. Ve Cevat Mustafa Lina'yı Cennet'in üzerine kuma olarak getiriyor. Ve dini nikah yapıyor işte kendince, hani eş gibi bir şey yapıyor kendine. Fakat işin ilginç tarafı, Lina'nın boşandığı kocası aynı zamanda Mustafa'nın iş arkadaşı. Evet. Lina'nın bir ablası var, Semira. O teyzesinin oğlu Hayrettin'le evli. Semira'nın kocası aynı zamanda Lina'nın hem eniştesi hem teyzesinin oğlu. Bu arada Ensar da yine Suriye uyruklu. Hayrettin'in erkek kardeşi, yani aynı zamanda Semira ile Lina'nın da teyze çocukları oluyor. Geliyorum Mustafa'nın diğer Türk arkadaşlarına. Bir tanesi Halil, bir tanesi de Deniz. Sözde, bakın tırnak içinde bunu söylüyorum, sözde bunların hepsi inşaat işiyle uğraşıyor. Peki bugüne kadar Kayseri'de, Nevşehir'de yaptıkları bir inşaat var mı bu insanların? Var. Nevşehir'de ismini bilmiyorum. Bir firmada çalışıyorlardı. Son hepsi birden. Mustafa. Diğerleri yalnız yok. Denizgil falan yanında var mı yok mu bilmiyorum. Kayserili bir taşeron firmada. Ana firma Nevşehirli. Ana firma ile taşeron firma arasında bir gerginlik çıktı. Taşeron firmaya bıraktırdılar. Mustafa Gil'in malzemelerine neye el koydu ana firma. Şu anda mahkemedeler. Orada Mustafa'nın yanında 10-15 kişi çalışıyordu. Bayağı 3-4 ay çalışan adamlar parasını alamadı. Alamadılar ve bir para maddi sıkıntı yaşadı Mustafa. Yaşadı evet. Fakat Mustafa'nın bu Nevşehir'de orada burada yaptığı inşaatlarda yanında Deniz yok, Halil yok. Bu Suriye uyruklu, nikahlı beraber yaşadığı Lina'nın teyzesinin oğlu Ensar yok. Ne hikmetse birdenbire Fethiye'ye giderken bunlarla bir grup, bir ekip oluyorlar. Doğru mu? Önceden acaba firmada çalışıp çalışmadıklarını bilmiyorum ben Mustafa'yla. Bunları öğreniriz ama şu ana kadar gelen bilgi doğrultusunda sizi şu, yani bize gelen bilgi, sizin Mustafa inşaat işleri yapmış vesaire, paralar kaybetmiş, parasını alamamış ama birdenbire Fethiye'de bir iş çıkıyor ve birdenbire Deniz'le Halil de bu arada üvey kardeş. Anne bir baba ayrı. Ne hikmetse Ensar'ı, Halil'i ve Deniz'i de bu işin içine sokuyor. Ve ilk defa gittiği Fethiye'de önce bir ay kalıyorlar. Bu bir aylık süreçte Mustafa, Halil ve Ensar gidiyorlar. Bir ayın sonunda dönüp geliyorlar. 4-5 gün kaldıktan sonra Mustafa hem Cennet'in yanına geliyor, hem dini nikahla yaşadığı Lina'nın yanına gidiyor. Lina babasının ailesinin yanında Osmaniye'de yaşıyor. Oradan vedalaşıyor. Bu sefer Ensar'ı almayacağım diyor. Suriyeli Ensar'ı. Halil'le ve Deniz'le gideceğim. Patronum Ensar'ı istemiyor diyor. Bu arada öğreniyoruz ki Mustafa'nın bir teknesi var. Bir ay önce ilk defa gittiği Fethiye'de birdenbire motoruyla falan biz baktık 200 bin lira, 250 bin lira civarında. Sıfırı öyle, ikinci el aldıysa da işte 100 bin liradır, 80 bin liradır. En az. Böyle birden tekne sahibi oluyor. Birisi ona ay boyunca inşaat mı yaptılar, ne yaptılar hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi Halil var ya, bu üçüncü kişi, kardeşi kayboldu 27'sinde, yani bundan 2 yıl önce 2019 yılının Mart ayında kardeşi ve çok yakın arkadaşı Mustafa denizde kayboldular sözde, ama Halil ertesi gün dönüp gelmiş.
merak etmemiş, aramamış. Biz Halil'e önce bir mikrofon uzattık. Halil dedik, şu yaşananları bize bir anlat dedik. Önce bir röportajını dinleyelim. Sonra canlı yayında olacak. Sorularımızı o zaman soracağız. Ekibimiz Mustafa Özboyraz'ın kaybında şüphelerin odağındaki isim Halil'i buldu. Mustafa'yla ne zaman, nerede tanıştınız? Biz inşaatla tanıştık. Çok da eski. Yani 8-10 sene olmuştur. Fethiye'ye kim gittiniz? İlk başta Eser, ben, Mustafa gittik. Ondan sonra geldik tekrar. Eser burada kaldı, Mustafa, ben, Deniz gittik. Peki Mustafa ne vaadiyle sizi oraya götürdü? Ya parası peşin dedi. İşte ben tekne aldım dedi. Ondan sonra akşamleyin gidiyoruz mesela biz dedi. Sena dedi, sıkıntı yok, seni arabada bekleyeceğim dedi. Sana gelince işte 500 euro vereceğim dedi. Tam olarak orada ne yaptınız? Biz orada onlar teknesi vardı Mustafa'nın. Adam geçiriyorlardı şeye, Yunanistan'a. Ben de sadece arabada bekliyordum. Sahil güvenliğe bakıyordum. Bugün teknede ne yaşandı? Teknede kimler vardı ve neler yaşandı? Teknedekilerin kim olduğunu bilmiyorum. Mustafa'yı biliyorum. Bir de Deniz'i biliyorum. Gerisi yabancıydı zaten. 10-12 kişilerdi. Sabah saat 3.30-4 gibi beni aradılar. Biz gidiyoruz abi diye. Ben de tamam dedim. Ben arabada bekliyordum. Ondan sonra da zaten bir daha haber alamadık. Deniz ve Mustafa'nın başına ne geldi? Söylediklerine göre yani yakalanmış olabilir diyorlar Yunanistan'da. Bu tarafta bir şey yok. Ceset yok, batma yok, bir şey yok yani. Mustafa'yı ve kardeşi Deniz aradı mı? Ben orada 2-3 gün balıkçı teknesi kiraladım. Ondan gezdim. Ondan sonra arabayla komple o uğrayabilecekleri, yani bir şey olsa, bir sıkıntı olsa yanaşabilecekleri yerler var. Oralara gittim ama bulamadım. Ondan sonra da Eser bana dedi ki işte sen çık gel, onlar Yunanistan'da yakalandılarsa bir haftaya kadar çıkarlar dedi. Sen buraya gel dedi. Ben de çıktım geldim. En son kiminle görüştüler? Ahmet diye biri vardı. Bu Mustafa'nın patronum dedi. Onunla konuşuyorlardı. Son onunla konuşmuşlar, gidiyorlardı. Ondan sonra da telefonlarına ulaşamıyorum dedi bu adamla. Mustafa'nın ailesi yalan söylüyor. Araba burada, şu şurada, hepsini söylüyordum. Malzemelerini arabaya koydum ben Mustafa'nın arabasına. Mustafa'nın arabası zaten kapısı bozuktu. Hatta Eser dedi ki bütün arabayı da al gel dedi, ben getirmem dedim. Ondan sonra babası gel gittiler, arabayı aldılar geldiler. De onlar da yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor ben onu anlamıyorum. Kendileri bana dediler ki mesela biz dediler arabayı ellemedik dediler. Arabayı o ara getirmişler. Şeye getirmişler buraya, Kayseri'ye. Neden yetkililere haber vermedi? Benim tek suçum ne? Orada direktmen sahil güvenliğe gitmemek. Onu da bana Eser dedi ki gidersen o çocukların başını yakarsın dedi. Onlar 2-3 gün sonra çıkar dedi. Ben de onun için gitmedim. Kimden şüpheleniyor? Benim bir bildiğim Eser var. Eser şey yapıyordu, neydi? Tehdit ediyordu. Mustafa'nın kendini de tehdit ediyordu. Ailesini de tehdit ediyordu. Hatta benim çocuğumu da tehdit etmiş, aramış. Benim oğluma Furkan'a da tehdit etmiş. İşte babangil bir daha göremeyeceğim, bir daha şey yapamayacağım diye. Evet, şimdi olayın tek görgü tanığı diyebileceğimiz hem bir önceki gittiklerinde Halil vardı. Evet. Hem de bir ay sonra tekrar gidildiğinde de Halil vardı. Halil her şeyin içinde ve biliyor. Biliyor, evet. Bir sürü şeyi biliyor. Ha, başlarına ne geldiğini biliyor mu, bilmiyor mu onu birazdan öğreneceğiz ama. Şimdi Deniz'den bahsediyorum ya sevgili seyirciler. Yani Halil'in anne bir, baba ayrı, üvey erkek kardeşi. Deniz ilk defa gitti onlarla o gidişinde, değil mi? Evet. İlk defa o da o ekibe katıldı, gitti. Şimdi bazı iddialar vardı. Dün Deniz'in baldızı bağlandı, Ayşe, ve kayınvalidesi bağlandı. Çünkü Deniz'in karısı çok kötü durumdaymış. Yani hakikaten çoluğu çocuğu bile kardeşine, annesine bırakıp gözü hiçbir şey görmüyor. Şu anda hani kötü bir durumda yani. Onun için baldız Ayşe ve kayınvalide Fatma Hanım'ın çok ağır iddiaları var. Özellikle Halil'in söyledikleriyle ilgili. Onun için ben onları buraya alacağım. Halil canlı yayındayken onların o iddialarını da Halil'e sormuş olacağız. Ayşe Hanım, Fatma Hanım, buyurun efendim. Buyurun. Ben sizi böyle alacağım. Hocamı öyle alıyorum. Teşekkür ederim. Ayşe'cim hoş geldin. Ayşe Güner, Fatma Güner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün Fatma Hanım dedi ki
Biraz siz şöyle bir sağa doğru lütfen yanaşın. Evet. Arkanızı minderi alın. Rahat edin. Ay Fatma Hanımcığım, nasıl rahat ederseniz. Fatma Hanım dün damadı için o benim oğlum dedi. Doğru mu? Evet. O yüzden gerçekten çok üzgünler. Kızınız Berrin, Deniz'in eşi. Evet. Çok kötü durumdaymış. Çok. Bu kayıptan sonra mı oldu? Aynen. Peki kayıp kocasının geri dönmesini mi bekliyor? Kocasının öldüğünü mü düşünüyor? Öldüğünü düşünüyor zaten. Onun için bitti. Öldüğünü düşündüğü için bu kadar kötü durumda. Evet. O zaman öldüğünü biliyor mu acaba? Hissediyor, bilmiyorum. Hissediyor mu bilmiyorum ama ben... Yani insan bilirse... Çünkü bakın burada da yıllarca, aylarca kayıpları olanlar geliyor. Hiçbiri tam olarak ağzından öldüğü lafını kullanamıyor. Ben inanmıyorum. Oğlum ölmedi. Oğlum çıkacak. Ölmedi diyorsun. Hayır, aynen. Karısı bu kadar kötü durumdaysa... Birileri ona bunu kimseyle paylaşma, bizi de yakarsın. Zaten giden gitti. Kocan öldü demiş olabilir mi? Halil. Evet, Halil. Halil. Evet, Halil. Bunu söylemiş olabilir mi Ayşe? Evet, tehdit etti çünkü. Hani zaten ilk başta ben söyledim, kızım dedim, kocanı ara dedi. Kaynası şöyle söyledi, dikine dedi, sakın dedi. Fatma Hanımcığım biraz yüksek sesle konuşmanız. Sakın dedi, yaşarsa da dedi, öldürürler dedi. Halil mi dedi bunu? Evet. Siz ama diyorsunuz ki benim damadım yaşıyor. 2 yıldır yaşıyorsa nerede peki Fatma Hanım? Bilmiyorum işte. Yani Mustafa da yok ortada. Ben tek damadıma üzülmüyorum ki. Mustafa'ya da üzülüyorum ben. Tabii ki. Mustafa'nın 5 çocuğu var. Deniz'in 3 tane çocuğu var. Ben 2 tarafa da üzülüyorum. Bir de şöyle bir şey anlattınız. Ayşe sen anlattın galiba. Halil'in anlattığına göre, ablana anlattığına göre... Teknede bir arbede yaşanmış. Deniz'le Mustafa arasında. Yani sanki Deniz oraya insan kaçakçılığı yapmak için gittiğini bilmiyormuş ama balık tutacağız derken bir anda 12 kişi orada kaçırılmak yalan üzere. Yalan konuşmasınlar. Deniz bile bile gitti. Deniz biliyor muydu? Biliyordu. Ben buraya doğruları söylemeye geldim. Yalan söylemeye Deniz gelmedim. Deniz insan kaçakçılığı yapılacağını bilerek evet, biliyordu. Biliyordu. Ona Mustafa... Ne söz vermiş, ne vaat etmiş, para mı? Para, bir ev. Bir ev? Evet, bir ev parası. Kayseri'de, Nevşehir'de. Nevşehir'de. Nevşehir'de bir ev parası. Aynen. Ne diyorsunuz? Bunu biliyor muydunuz? Yok, hayır. Bilmiyoruz. İlk defa duyuyorum. Bunu evet. Kimden duydunuz? Karısından, kızımdan. Karısına, ben insan kaçakçılığı işi için Mustafa'nın bir teknesi var... Gideceğim bir seferde... Mustafa bunu vaat etmiş ona. Piyango gibi yani bana bir piyango vurdu. Aynen. Ben gideceğim bu işi yapacağım. Karşılığında bir ev parası verecek bana Mustafa. Evet. Ne diyorsunuz ya? Mustafa ama... bundan daha önce yapmış. Bayağı bir para da almış Mustafa. Şöyle düşünün Serap Hanım. Yani bu insan kaçakçılığı, insan suçuyla alakalı kişi başına 4 ile 10 bin euro arası bir parayla bu suç işleniyor ve... Atıyorum Avrupa'daki bir ülkeye götürülüyor. Ve insan basarak, tabii. Acılarının üzerine basarak, yakalandıklarında büyük cezalar alarak bu suçu insanlık suçuna aslında tabii. İşleyenler var mı? Var. Ama hayrını görüyorlar mı? Görmüyorlar. Şimdi kusura bakmayın. Evet, aynen. Mustafa da durup dururken birden Fethiye'ye hiç gitmemiş bir adam. Fethiye'ye bir gidiyor, bir ay kalıyor... Teknesi oluyor, parası oluyor, dönüyor işte Ensar bu nikahlı, dediğinin nikahlı oturduğu Lina'nın teyzesinin oğlu ya, onun aracılığıyla birileriyle belki tanışıyor. Sonra belki onu devre dışı bıraktığı için Ensar bu sefer ona karşı bir hiddetli. Biz lafı uzatmayalım, bence bu olayın görgü tanığı bilen en yakın kişisi Halil, yani evet. Mustafa'nın arkadaşı. Hemen canlı bağlantıyla Halil'e dönelim. Yanında muhabirimiz Murat Sönmez var. Murat'cığım merhaba. Halil Bey merhaba. Merhaba. Şimdi Halil Bey burada Deniz'in yani sizin üvey kardeşinizin kayınvalidesi evet. Ve baldızı var. Evet. Siz onun Deniz'in eşine... teknede bir arbede yaşandı, silahlar patladı vesaire.
Deniz'le Mustafa öldü mü, yaşıyor mu? Kim kimi öldürdü? O silah sesi neydi? Bu bir yalan. Niye yalan? Ben onları olduğum yerden görmem imkanı yok. Niye yok? Bizim aramızda koca bir dağ var. Yani onlar dağın öbür tarafından çıkıyorlar. Ben bu tarafta sahil güvenliğin olduğu yerdeyim. Nasıl görüyormuşsun onları? Siz böyle bir şey olsa telefon ben... açmış. Telefon. Yok, ben de, abi yok. Ben böyle vuruldum şey diye. Ben zaten boşarım. Yalan. Yani vuruldum diye bu yalan. Bu 7 ay sonra inşaatte sen bunu ağzından kaçırıyorsun Halil abi. Doğru söyle. Yalan konuşmayın bak. Şöyle bir şeyi ben ne duydum ne edeyim, burada duydum. Ha, yaralı dediler Deniz'e. Gideceğiniz dediler, gün hatta Serdar gidecekti de Serdar'ı götürmemişsiniz. Evet o doğru. Serdar'ı doğru değil mi? Serdar'ı götürmediğiniz doğru. Deniz'in abisi, öz abisi. Evet. Serdar'ı götürmediğiniz doğru. Ama yaralandı. Yok Mustafa ona silah çekti. O ona silah çekti. O yalan. Bunu sen inşaatte bir arkadaşına söylerken ağzından kaçırmışsın. Ben salak mıyım da inşaatta gideyim? Böyle bir şey olsa söyleyeyim yani. Niye? Ben gittim de karakola mesela. Her şeyi söyledim. Olanın hepsini anlattım. Peki Halil Bey, her şeyi oldu. Anladık da tekne nerede? Tekne de mi yok ortada? İşte hiçbiri yok. Bunlar saat gece 3:30'du. Beni aradılar. Abi biz çıkıyoruz dediler. Ben sahil güvenliğin olduğu yerdeyim. Ona bakıyordum. Yani sen siz gözetleme işi mi yapıyordunuz? Evet. Herket eder. Bana bir, evet ben herketeydim. Yani bana gözetleme işini verdilerdi. Hı. Ben orada bekliyordum. Onlar da işte tekneyle o adamları aldılar. Hı. Çıktılar. Çıktıklarında da Deniz beni aradı. Bana çıkıyor dedim. Ondan sonra 15-20 dakika sonra bu Mustafa'nın patronu dedi Ahmet beni aradı. Bunların telefonuna ulaşamayayım dedi. Evet. Ondan sonra da haber alamadım. Halil Bey, sizin evet. ilk yani bu ikinci gidiş ya Fethiye'ye. İlk evet. gidişinizde bir ay. Siz villayı... Bir ay değil. O bir ay değil. Ne kadar? Bir ay değil. En fazla 8-10 gün gittik. 10 gün bir ay değildi yani. 10 gün evet. gittiniz. O 10 gün inşaat evet. falan yapmadınız. O zaman da insan i̇nşaat, kaçakçılığı mı yaptınız? İnşaat, abla bak inşaat şu yalan. Niye yalan? Mustafa bugüne kadar ne zaman anahtar teslim işi almışsa Fethiye'den anahtar teslim işi almış. Hı. Babası yalan söylüyordu. Eşi de yalan söylüyor. Hepsi de biliyordu neye gittiğini. Onun bizden önce gidip de tekrar gelip de bunlara para verdi, borcunu ödedi, şunu yaptı, bunu yaptı. Hepsini biliyorlardı. Niye inkar ediyorlar? Yani niye karısı olarak Cennet sen, siz Mehmet Bey hep babası olarak oğlunuzun insan kaçakçılığı yaptığını, bu tekneye o şekilde sahip olduğunu. Evet. Bunların hepsini biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Yok. Kendisi bana söyledi. Hep ben programda çünkü, olduğu için bak, insan kaçakçılığı abla, yaptığını söylemek istemedim. Kendi söyledi bana. Arabanın yerini de kendi söyledi. Yalan söylüyor. O gün orada ne oldu? Çocukların başına ne iş geldi? Hepsini Halil biliyor. Birileri mi aldı orada? Bir kargaşa mı çıktı? Veyahut da Deniz'de bunların başına bir iş mi geldi? Her şeyi biliyor Halil. Halil Bey sen peki evet. merak edip aramadın evet. mı? Sormadın mı? Abla. Nerede aradın? Ben aradım. Nerede aradın? Ben bir gün kayıkçı balıkçı teknesi tuttum. Komple o sahili komple aradım. Ondan sonraki gün araba vardı. Kiralıktı. O kiralık arabayla komple gezdim, dolaştım. Yok. Ondan sonra işte Eser'le Ahmet dediler ki sen işte Deniz'in malzemelerini al git. Ondan sonra bunlar Yunan adasında yakalandılar. Büyük ihtimal bir haftaya 10 güne haber gelir. Kimseye de haber verme yani polise gitme, şeye gitme. Başlarını yakan çocukların dediler. Ben de korktum. Kendi başını yaptım. Yakmaktan mı korktun, çocukların başını yakmaktan mı? Çocukların da başı yanardı, ben de yanardı. Oydu yani korkumuz buydu. Ama 2 sene oldu hala dönmediler. Merak etmiyor musunuz? İşte, merak etmez olur mu? Her yere baktırıyor. İşte savcıya gittim ben. Nereye baktırıyor, nereye? Gücümüz neye yetiyor ki bizim? Hiçbir yere. Bari orada yalan söyleme. Polis yok. Hayır polise haber verdik. Hiç kardeşiniz, üçünüz de hiçbirinizde sormadınız. Neyi sormadınız? 2 sene geçti 2 sene. Neyi sormadınız? Bir gün kapımı çalıp da çocuklarına mı sahip çıktınız? Çocukları zaten benim kardeşimin yanımda kalıyordu. 6 ay 7 ay orada kaldılar. Ondan nerede sonra kaldılar? Kim baktı? Sen mi baktın? Çocuklara gelmeden önce asıl çocuklara gelmeden önce Halil Bey. Evet. Şimdi evet. karısına diyorsun ki şikayetçi olma. O 15 ne gün diyor? Karısına öyle demişsin.
şey. Karısına ben dedim ki bak bana Deniz'in, hatta ben o telefonunu götürdüm Deniz'in. Deniz'in telefonumuzu değiştirdik. Benimki onun telefonundan iyiydi. Onun telefonu kötü olduğu için dedi ki Deniz de çekmez bu, sen bunu al. Onu bana ver dedi. Bu telefonu getirdim. Hatta o Ahmet denilen patronla da buraya geldiğimizde de onu arıyorlardan. Deniz'e verdi, şey, avradına verdim. Dedim ki bak bu adam arıyor. İşte o o zaman şeye Yunanistan'ın sahil güvenlik mi? Şey oluyor ya, ne diyor ona? Evet. Şu konsolosluk. Konsolosluktan da haber alıyordu. İşte hanımı oraya Mustafa'nın tekneyine çekildiği resmini gönderdi. Yani videosunu gönderdi, şeyini gönderdi. Oradan da haber geliyordu. Bu adam da işte bu işi yaptığı için oradan haber gelir belki. İşte cezaevlerinde işte ya da bir şeydeyse haber veririm diye her gün arıyordu. Bunlar konuşuyorlardı. Peki, yine. Bir ben şey soracağım Halil Bey. Evet. Bu Ahmet denilen iş adamı, yani daha doğrusu bu, evet, tekneyi veren kişi. Tekneyi, evet, Mustafa'ya sattı mı? Öylesine üzerine mi devretti? Mustafa bunun karşılığında bir para ödedi mi? Bu adam Türk mü, yabancı uyruklu mu ve şu anda nerede? Bak şu anda şey, bunu ben tam bilmiyorum. Niye? Çünkü o benden önce olmuş. Benden önce Eser'le Mustafa orada olduğu için, bu işi yaptıkları için o zaman yapmışlar. Mustafa'nın gelip bize anlattığı, bana dedi, tekne aldım, borçlarımı ödedim. İşte günle şu kadar para alıyorum, böyle söyledi. Bizi de öyle kandırdı zaten. Bazı gibi gecelerde 500 euro alacaksın dedi. Sadece arabada bekleyeceğim dedi. Bu Ahmet denilen adam nerede? O oradaydı işte. Şeyde, Fethiye'deydi. Bunlar, o geliyordu, bunlara para veriyordu. Yabancı uyruklu mu bu adam? Mustafa. Onun Eser'in söylediğine göre onun hanımından mı almış? Ondan mı almış bilmiyorum. Mustafa tekneyi satın aldıysa ve tekne, evet, o gün kaybolduysa ya da Yunanistan'a geçti ve orada yakalandıysa, bu Ahmet, evet, niye hala o tekneyle ilgileniyor? Onun bu konuyla alakası ne? Madem tekneyi de satmış, bitmiş. Niye tekneyi ilgileniyor? Parayla satmamıştır. Çünkü niye? Bu işi Mustafa yapıyor diye onun üstüne vermiştir. Yani Mustafa ama satın aldım, para ödedim dedi. Yalan yani. Ha, öyle söylüyordu Mustafa bile. Tekne aldım işte. Hava atıyordu yani. Tekne aldım. Bu borçlarımı ödedim. Böyleydi. İlk gittiniz 8-10 gün kaldınız ya. Siz, evet, Ensar ve Mustafa. O zaman, evet, kaç kez bu tekneyle insan kaçırdınız? Bir sefer Mustafa ile şey gitti. Eser gitti. Bir de Mustafa bana tekneyi öğretmek için beni yanına götürdü. Ama ben beceremedim. Yapamadım. Kaç kişiyi kaçırdınız? Kaç... Yani insanlık suçu işlediniz. O götürdüklerimde kaç kişiydi bilmiyorum. Kaç lira aldın o işlerden Halil Bey o zaman? İlk gidişinde. 500 euro verdi. 500 euro da bir daha verdi. Bilmiyorum. Hepsi bu. İkincide ama kayboldular. Para almadın. Herhangi bir para alamadın. Evet. Yok. İşte ikincide de Mustafa şeyi etti diye düşünüyorum ben. Çünkü Eser tehdit etti. Götürmediği telefonla için. O günkü, evet, operasyonda yani, evet, yine bu insanlık suçu işleneceği gece Ensar, evet, şikayet ettiği için yakalandıklarını, evet, düşünüyorsun. Evet. Çünkü şöyle, yarıya veriyorlardı. Deniz'i götürdü. Deniz'e de 500 euro veriyordu. Deniz, onun için Ensar'ı götürmedi. Deniz ortaklıktan atmaya çalıştı Ensar'ı. Evet. Evet. Yani paranın yani tamamını almaya. Evet, yarı yarıyaydı, bölüşüyorlardı. Çünkü öyle anlaşmışlardı. Ondan önce de öyle yapıyorlardı işi. Eser gelmez de Deniz gelirse 500 euro verecekti Deniz'e. Daha çok para kalacaktı yani. Evet, geri kalan hep ona kalacak. Peki Halil Bey, o ilk seferinde bu insanlık suçunu işlerken diyorsun ya, götürdüm 500 euro aldım. Nereye, evet, götürdünüz? Evet. Nereden hareketle nereye bıraktınız? Hangi koşullarda ve o insanların içinde hayatını kaybedenler oldu mu? Bir çocuk ölmüş ve o çocuğun ailesi de tehdit ediyormuş Lina'yı ve ailesini. Öyle diyorlar ama o son kaçtığında da o doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama şu an bundan önce ben o şeyi de bekledim. Öbüründe de zaten Mustafa ile beraber gittiğimizde Mustafa tekneyi sürüyordu. O zaman da 8-10 kişi vardı. Yunanistan'a kayalık bir yere çekiyordu Mustafa. Oradan, hı, adamlar iniyordu. Ondan sonra geri dönüyorduk. Yani herhangi bir
şeyle, kontrolle karşılaşmıyordunuz. Hayır. Pasaporttur, odur, budur, size soracak. Yani arkadan dolanıyordunuz. İnsanlığın olmadığı ıssız bölgelere doğru yanaşıyordu. O 10 kişiyi indirdi. Kişi başına bir para alıyordu ve bunu Ensar'la. Bu bağlantıları ilk başta Ensar mı kurmuş? Yani Mustafa, çünkü Fethiye ile bir alakası yok. Evet. Ensar yapıyormuş. Önceden de yapıyormuş bu işi. Hmm. Eser'in söylediğine göre Mustafa bana yalvardı. İşte ben de dayanamadım. Borcu da vardı. Götürdüm. Beraber gittik. Ondan sonra da işte şimdi bana kazık atıyor diyordu telefonda. Yani ekmeğe muhtaçtı diyordu Mustafa. Şimdi de bana kazık atıyor. Ben de onu yakacağım diyordum. Yakacağım dedi. Zaten bu yeni nikahla beraber olduğu Suriyeli Lina'ya da aynı şeyi söylemiş. Lina telefonda. Evet. Lina merhaba. Merhaba ablacığım. İzliyor musun programı Lina? Evet, evet. Lina, rica etsem biraz gürültüsüz bir yere geçer misin? Çocukların sesleri geliyor, çok anlayamıyorum tamam, seni. Tamam, tamam. Evet, yani Mustafa'yı sana da söylediği gibi Halil de diyor ki Mustafa'yı Ensar, ben onu yakacağım demiş zaten. Şikayet ettiğini düşünüyor. Ama o Yunanistan'da cezaevinde olabilirler diye düşünüyor. Öyle olsa 2 senede... Muhakkak çıkardı. Muhakkak bilgisi gelirdi. Kesinlikle. Doğru mudur? Tabii, tabii, tabii. Çünkü kayıp başvuruları var. İşte Türkiye'de bir sisteme giriyor o kayıp başvurusu. Oradan yani diplomatik yollarla bile bu bir şekilde... Cezaevinde olsa bile yani Avrupa'da da Türkiye'de böyle değil, yakınlarına haber verme yükümlülüğü vardır. Tutuklayan kurumun. Evet. Tutuklayan birim yakınlarına haber vermek zorunda. O bilgilendirme yapılmadan cezaevinde tutamazlar zaten. Şimdi Lina, bu bilgiyi aldıktan sonra yani Mustafa'yı Ensar yakmış olabilir. Ensar, daha doğrusu bütün bu insan kaçakçılığı yapanlar zaten yakalansınlar ve cezalarını çeksinler. Yani yakmış olmuyor aslında. Tabii ki o, ama bir intikam amaçlı çeksin yapıyor de bunu. Ama bu insanlık suçunu işleyenler, orada ölen çocuklar, havasızlıktan boğulan insanlar, bir insanın canı $1000'dan, 1000 eurodan daha mı değersiz yani? Bunu yapanlar zaten yakalansın, cezasını çeksin. Ama senin bu Mustafa kaybolduktan sonra bu 2 yıl içinde Ensar sana bir itirafta bulundu mu? Ben ihbar ettim ve yakalandılar diye. Evet. Ne dedi? Çünkü 2 sene gitti, kaybolduktan sonra beni zaten o ezek orada tehdit etti. Yani kocam yakalanmadan önce. Evet. Çünkü ben zaten kendi beni tehdit etti ya. 25 sene kocanı görmeyeceksin dedi şu anda. İşte bu kadarını şey yapayım yani. Yani yakalandıracağım kocanı dedi. Sen kocanın, yani daha doğrusu Mustafa'nın yakalanıp şu anda Yunanistan'da cezaevinde olduğunu düşünüyorsun. Vallahi şöyle gibi düşünüyorum. Ben diyorum yani Yunanistan'a geçmemiş gibi düşünüyorum ben öyle. O zaman battı ve öldü mü? Yani tekne battı ve onlar öldü mü? Yok, ölmedi gibi biliyorum yani. Yani öyle düşünemedim. Ölmedi gibi biliyorum. Çünkü ne diyorum? Çünkü ne diyorum? Ya da bunları bir yere kapatmış olabilirler diyorum. Ben öyle, aklıma öyle geldi. 2 yıl. Kim kapatacak 2 yıl onları bir yere? Yani ben Ensar'dan şüphelendiğim için. Ensar mı bunu yapmıştır diyorsun? Yani ben tehdit ettiğine göre başka aklıma bir şey gelmedi. Ensar dedim, herhalde bunları yakalattırır dedim. Ya da bir yere kapatmış olabilir dedim. Mehmet Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Semiramis şeyin kardeşi. Ablası. Benim büyük torunun, Aliye'nin doğum günü varmış. Acele etme demiş. Mustafa gelecek. Doğum gününün babası geldiği zaman kutlayın demiş. Birkaç sefer her zaman Lina'ya söylüyormuş. Gelecek Mustafa, gelecek. Öyle mi Lina? Ablan öyle mi söylüyor? Gelecek mi diyor? Nereden biliyormuş? Yani zaten ben ablama soruyordum öyle. Yani biliyorsanız yerini kocamın neyin falan dedim. Söyleyin bana dedim. Ben de bileyim dedim. Yani şu anda benim ablam tepki verdi. Yani kocan şu anda dedi ölmek olabilir dedi.
Lina Hanım, şimdi Ensar bu işin içinde olduğuna göre Hayrettin de içinde, kardeşi çünkü. O da yapıyordu değil mi insan kaçakçılığı? Ya onu bilmiyorum ben. Ya ben nasıl onu bilmezsiniz? Bilmiyorum. Sizin çok yakınınız. Hem enişten hem teyzenin oğlu. Yok benim, pardon, şurada yanlış bir anlaşma olmuş. Benim Ezer'den sadece enişten benim. Benim teyzem çocukları da onlar. Siz burada yanlış yapmışsınız ablacığım. Ben onu bilmiyorum. Ben teyzesinin çocuğu biliyorum ben. Değil. Benim teyzem çocukları da onlar. Peki Ensar senin neyin oluyor? Benim Ezer'e hiçbir şey olmuyor. Enişte. Önceki kocamın teyzesi çocuğudu. Önceki kocanın. Peki Semira'nın ablası, kocası Hayrettin'in bir şeyi oluyor mu Ensar? Onun kardeşi zaten. Şimdi... Senin de eski kocanın teyzesinin aynen, oğlu. Aynen, onlar benim şu anda teyze çocukları dayılık biz yani. Ha, senin biz değil, teyze boşandığın kocanın teyzesinin çocukları bunlar. Aynen öyle canım abla, orada bir yanlışma olup da. Bu daha önemli bir daha bilgi sıkıntı, ama. Evet. Çünkü kocan da, eski kocan da bu Mustafa'nın şey, iş arkadaşıydı. Sen onu bıraktın, Mustafa'ya geldin. Bu çok vahim bir şey. Onun akrabası olması şimdi bunun motivasyonunu arttırıyor. Sadece evet, parasal bir kazık yok evet, ortada. Gönül meselesi de var. Lina, senin eski kocan dayakçı bir adam mıydı? Seni döver miydi? Yani öyle şey yapmazdı. Böyle bağırıp çağırırdı, dövmezdi. Sinirli, öfkeli bir adam mı? Yani senin daha önce yanında çalıştığı Mustafa ile beraber olmanı kaldıramayıp Mustafa'ya zarar verebilecek bir adam mı? Yok, öyle düşünemedim yani. Yani öyle inanamam. Yani ben gözlerimle kendim görsem inanamam. Öyle bir adam değil çünkü. Ama eğer birisi ona bu motivasyonu verirse, Ensar derse ki, çünkü teyzesinin oğlu ya, Ensar'ın da şimdi bir kuyruk acısı var ya, işten bir kere el çektirilmiş. Yani aslında işin organizatörü o. İşleri ayarlayan, bağlantıları kuran o. Daha önce de bu işi yaptığı için. Şimdi teyzesinin, yani kızı, eski kocanın teyzesinin bilmem nesi işte Mustafa'ya da bunu teklif ediyor. Mustafa da biraz maddi sıkıntı çekiyor ya. Sonra Ensar'ı çırak çıkarıyor. Tabii. Diyor ki ya onun kazanacağı parayı da ben kazanayım. Bunun yerine Deniz'i götürürüm yanımda. Ona 500 euro veririm. Öbürüne vereceğim 5000 eurodan hiç değilse ben cebime kalır diyor. Şimdi Ensar senin eski kocanla birlikte olup onun seninle ilgili sıkıntısı var. Ensar'ın da Mustafa'yla sıkıntısı var. Birlikte hareket edip bir zarar vermiş olabilirler mi Mustafa'ya? Yani benim eski kocamın ailesi olsun, önceki kocam olsun, yani öyle hiç düşünmüyorum. Bir zarar verdik yani hiç düşünmüyorum çünkü ne. Ya eski kocanız çok iyiydi de niye adamı bırakıp buna kaçtınız, metres olmayı kabul ettiniz? Ya öylesine de biz çünkü ne, yok eğiden yanlış şeydeydi. Çünkü ne, biz anlaşamıyorduk. Bizde çok şeyler çıkıyordu, hani kavga dövüşümüz çok çıkıyordu bizim. Ha, biraz önce şiddet yoktu diyorsunuz, şimdi kavga dövüş çoktu diyorsunuz. Yani öyle şey yok yani, öyle bir adam dövüp şey yapsın, öyle ben karşı göre öyle yok ama. Başka birine falan öyle yapabilirse onu bilemiyorum ama bilmiyorum. Kocanız mı sizden boşanmak istedi, siz mi terk ettiniz? Yok, kendi boşanmayı istedi. Zaten ben de istiyordum, ikimiz birlikte boşandık. Sen Mustafa ile... Boşandıktan sonra mı tanıştın ve beraberliğiniz başladı, öncesinde mi? Ya zaten ben Mustafa kocam, onda yanında çalışıyordu Mustafa'nın. Tanıyordun zaten. Evet, tanıyordum oradan. Şimdi Cennet de burada resmi nikahlı karısı. Hani biraz önce dedim ya, tipik fedakar Türk kadını. Sadece çocukları için fedakarlık yapan bir kadın. Yani çocukları için, üç çocuğunun hatırına... Şimdi kumalık pek kabul edilebilecek bir müessese değil evet, Türkiye'de. Hiçbir kadın da buna evet demez kolay kolay. Ancak hani çok gerçekten muhtaçtır, yiyecek ekmeği yoktur, gidecek yeri yoktur, çalacak kapısı yoktur. Bir de üç tane çocuğunun hatırına bunu kabullenir, kabullenmişsin sen de. Yok, ben çocuklarım için, eşimin de maddi yönden sıkıntısı olduğu için... Eşimi çok sevdiğim için, bir de çocuklarım için hani o şeyi kabul ettim yani. Katlandın yani. Evet, evet. Ama bunlara... Ama gidecek yerim de vardı yani, ailem de arkamda dururdu yani. Ama ben hani çocuklarım için, eşimi çok sevdiğim için gitmedim. Eşini çok seviyordun bir evet, kadın üzerine getirmesine rağmen. Evet, çok seviyordum. Sana bunu zorla mı kabul ettirdi? Yok, hayır, zorla kabul ettirmedi. Ben kendi isteğimle kaldım. Nasıl kabul ettin bunu Cennet ya? Ya çok zor oldu ama yani...
Kabul ettim. Yani yapmadım. Yani kocanı kaybetmemek. Çocuklarımı bırakıp gidemedim. Çocuklarımı bırakmayayım diye. Evet. Fedakarlık kısmı bu. Yani kocanı sevdin, onun için bırakamadın, o kısmına katılamayacağım ama çocuklarımı bırakıp gitseydin çocukları vermez miydi sana? Öyle bir tehdit yaptı mı sana? Yok, öyle bir şey hiç düşünmedi. Yani sormadı. Yani hiç öyle bir şey demedi. Ben kendim çocuklarımı bırakamadım zaten. Anladım. Şimdi Cennet, bir ara maddi sıkıntı çekmişsiniz ama daha sonrasında bu işlere bulaştığında bu kirli işlerden para kazanmış. Fark ettin mi? Yani onda fazladan bir para harcıyor, işte alışveriş yapıyor. Bunları fark etmemiş olamazsın. Yok, sadece hani bu inşaat işi aldım demişti. O zaman yani şey, birkaç öyle borcu vardı, onları kapattı diye. Bir de işte evin ihtiyaçları oldu. Öyle aşırı bir şey yani harcama yapmadı. Yani inşaattan kazandığını zannediyordun sen. Evet, onu. Yani öyle aşırı bir harcama yaptığını bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Peki, şimdi ben bir Halil'e tekrar dönmek istiyorum. Halil, bu tekne kaç kişilik bir tekneydi? Normal sürat teknesi de kaç kişilik ben bilmiyorum, anlamadım hiç. Yani şimdi 10 kişi biniyordu. 10 kişi biniyordu ona. Boyutlara göre yasal olarak 5 kişiden fazla kişi. İşte onu soracağım. Zaten bu insan kaçakçılığının en vahşi bölümlerinden biri de işte 10 kişilik tekneye 30 kişiyi bindirip teknelerin batması. Efendim geçen gün yine bir otobüsün bagaj bölümünde oradan insanları sınırdan kaçırmaya çalışmaları, insanların boğulmak üzere olmaları, arabaların konteynerlarına, arkalarına işte 10 kişilik yere 100 kişiyi doldurmaları. Problem zaten en büyük vahşetten biri bu. O tekneye 10 kişi, bir de sen ya da işte Mustafa ile Deniz 12 kişi biniyordu. Bu tekne bu ağırlığı gözle görürsün zaten, teknenin bir batma seviyesi vardır. Tabii. Bir de onun altına inme seviyesi. Sen bunu fark etmiyor muydun, bu tekne bu adamları taşımaz diye? Bilmediğiniz için nereden fark ederim ki? Hayır yani öyle, şimdi zaten Kayseri'de deniz mi var aslında şu... Mustafa nereden biliyordu? Bence de bilmediği işlere boyundan büyük işe kalkıştı. Ne zaman öğrenmiş? Yani siz gittiniz 10 gün kaldınız. Mustafa ne zaman öğrenmiş tekne kullanmayı? Benden önce gittiğinde Eser ona öğretmiş. Daha önce gittikler. Onlar bir gittiler daha önce. Evet, gittiler işte, o tekneyi ne üstüne yaptırdı. O geldiğinde borçlarını ödedi. Yani sizin o zaman. 10 gün kaldığınızdan bahsetmiyorsun. Daha öncesinden bahsediyorsun. Daha önce. Siz bir kere gitti dediniz. İlk gidiş, ikinci de kayboldu. Gittiler. Belki orada Halil yalan söyleyebilir, tam emin değilim. Şimdi ben bir şey daha itiraf etmek istiyorum. Osmaniye'ye Halil, Ensar'ın kardeşi, bir iki daha Suriyeli, ben sonradan öğreniyorum. Lina beni aradı. Baba dedi, Mustafa eve gelmiyor dedi. Kaç gündür beri dedi. Osmaniye'deyken, daha şeye gitmeden. Fethiye'ye gitmeden. Hayırdır kızım dedim. Defineye gidiyorlar dedi. Definecilik yapıyor. Ben hiçbir konuda yalan söylemem. Bunlar bana dün yalancı dedi ama beni tanımıyorsunuz siz. Biliyor musunuz? Gördünüz mü beni hiç? Görmediniz değil mi? Ben seni ilk defa görüyorum. Niye yalan söylüyorsunuz? Ben söylemedim amcam. Bak kızını söyledi ama. Yukarıda Allah var. Yapmış. İftira çok kötü bir şey, bak yalan söylemeyin. Oraya gidiyorlar, 15 gün çalışıyorlar, Ali söylesin. Oradan geldikten sonra hep birlikte gidiyorlar Fethiye. İlk gidişleri. İlk gidişleri. Bu 10 gün kaldıklarından önceki gidiş. Önce kışın şeye gidiyorlar, Osmaniye'de bir yerde 15 gün çalışıyorlar. Orada ne yapıyorlar, nerede çalışıyorlar bilmiyorum. Define işte gitmişler yani. Halil, yani alın teriyle para kazanmak varken siz nedir bu sizin define, yok definecilik yapmak, yok insan kaçakçılığı yapmak. Yok mu kardeşim sizin bir mesleğiniz, inşaat işi diyorsunuz, ne güzel aslanlar gibi çalışmıyorsunuz da. Neyin peşindeydiniz siz Halil? Biz yazın işini görüyoruz, kışın olmuyor. Kışında işte böyle boş işlere bakıyoruz. Boş işler mi? Yaptık yani, evet, böyle boş işler yaptık. Kaybolmaların sebebi orada olabilir. Define mi aradınız siz? Evet, define şöyle. Bu Mustafa Gül oradan dönüşte geldiler. Yani şeyden dönüşte, Fethiye'den dönüşte geldiler. Şimdi o şeyde Mustafa'nın üstüne teknenin geçtiği tarih yok mu abla? Hangi tarih yani, o biliyor musun? Yani ya ben bilmiyorum yani, bu şimdi resmiyette yok mu? Aldığı tarih. Mart'ın 12'si mi, öyle bir şey olması lazım vardı şeyde. Mart'ın 12'si. Herhalde. Yani 27 Mart'ta da bir daha gittiler zaten. İlk gidişlerinde işte, bu tekne onun üzerine yapılmış. Evet. Evet, ilk gittiklerinde bu
tekneyi kullanıyor. Öğrendiği için. Onlar, oradaki o patron dedi Ahmet de bunun üstüne yapıyor tekneyi. Ondan sonra oradan bunlar o işi yaptıktan sonra buraya geldiler. Buradan da beni de aldılar sonra ben. Hocam bir daha. Osmaniye'ye götürdüler. Şeyin teknenin üstüne geçtiği tarih 4 Mart 2019. 4 Mart. Evet. Yani o zaman Mustafa Gül oradalardı. O 4, işi yapıyorlardı. 4 Mart'ta sen orada değildin Halil, öyle mi? Hayır, ben değildim. Ben Nevşehir'deyim. 4 Mart 2019'da ilk defa Ensar'la gitti anladığım kadarıyla Mustafa. Evet. Ve 4 evet. Mart'ta gittiğinde de bu tekne öğretme işine girdi. Yani bu tekne her kiminse ve üzerine geçirildi bu tekne onun. Evet. O zaman kullanmayı öğrendi. Evet. Ve ondan sonra sizinle gittiğinde, yani sen, Ensar ve Mustafa. Benimle gittiğinde zaten her işi biliyordu. Her yeri biliyordu. Biliyordu. Ondan önce de, bir de ondan önce gittiğinde Mustafa'nın üstüne orada araba kiraladılar. O da belli oradan. Senden önce gittiğinde. Halil, bu senin üvey kardeşin Deniz. Evet. İkinci kez giderken birlikte o da biliyor muydu böyle bir yasa dışı işe bulaşacağını? Biliyordu. Bilerek gitti. Evet, bilerek. Peki gerçekten de ona sana bir ev parası mı vereceğim dedi? O konuşmadan benim haberim yok. Ama Deniz bana sordu, gerçekten parayı veriyorlar mı dedi. Ben de dedim bana verdiler. Yani 500 euro. Ben dedim yani. Hiçbiriniz de bir taneniz çıkıp da kaç yaşındasın Halil sen? 46. 46. Mustafa kaç yaşında? 37. Deniz kaç yaşındaydı? 34. Bir taneniz de çıkıp da ya biz ne yapıyoruz? Biz bir yasa dışı işler yapıyoruz. Biz insanların ölümlerine bile sebep olabiliriz. Televizyonda izliyoruz, gazetelerde görüyoruz. Bu insanlar çoluk çocuk boğularak ölüyorlar. Efendim havasızlıktan ölüyorlar, denize düşüp ölüyorlar. Bir taneniz de böyle aklı selim çıkıp biz ne yapıyoruz demediniz mi Halil? Para mı çok tatlı geldi size orada? O an öyle bir şey oluyor ki hiçbir şey yani aklına gelmiyor ki. Ne oldu, o parayı yiyebildin mi? Yiyemedik. Sana bir hayrı dokundu mu? Dokunmadı. Mustafa'ya dokundu mu? Denize dokundu mu? Çoluk, çocuk, herkes perişan mı? Perişan. Evet. Halil, seninle daha o kadar çok konuşacak şeyimiz var ki. O kadar çok sormak istediğimiz ve merak ettiğimiz şey var ki. Bunu artık burada biraz da benim yüksek sesle konuşmam gerekiyor bu yayında. Böyle burada göz göze yan yana konuşmak istiyorum. Bir de Mustafa'nın eşi de bağlanıp konuşmak istiyormuş. Deniz'in eşi, özür dilerim. Evet, Deniz'in eşi de konuşmak istiyor. O hakikaten büyük bunalımda. Sen ona kocan öldü artık arama dedin mi demedin mi Halil? Ben öyle bir şey demedim. Ben hala da onun öldüğüne inanmıyorum. Peki. Evet, Esra aslan yürekli, 18 yaşında ama 18 yaşında sanki 38-48 yaşındaymış kadar çok olay sığdırmış hayatına. Yani Fevziye, ben dinlediğimde hakikaten inanamadım. Daha 18 yaşında evli bir adam, onunla nişanlanma, adam karımdan ayrılacağım demiş ama tabii ayrılmamış. Sonra bir birisi var, Aliş diye birisi var, ona gidiş, tekrar gelmek, hikmet, bir şey, 30 bin liralık altınlar. Yani 10 kardeşsiniz, nerelisiniz Fevziye? Şanlıurfalı. Şanlıurfalısınız, 10 evet. Kardeşsiniz ama en problemli olan Esra anladığım evet. Kadarıyla. Sen 23 yaşındasın, evlisin, evet. İki tane çocuğun var, üçüncüsüne de inşallah yakında sağ salim kavuşacaksın. Fakat şimdi siz Şanlıurfalısınız ama Polatlı'da yaşamaya başlanıyor. Evet. Hikayeyi senden dinlemek istiyorum. Evet. Bu Esra nasıl bir kız? Neden yani, bunları yaşatıyor size? Aslında hiç böyle bir insan değildi yani. Sakin bir insan, böyle evde oturan bir insandı. Yani akıllı biriydi mesela. Bizim ailede herkes derdi o akıllı bir kız yani. Okul? Okumadı. Annemler burada oturuyordu 5 yıl önce. İstanbul'da? Evet. Şu an ben burada oturuyorum zaten. Annemler ben 5 aylık evliyken Ankara'ya taşındılar. Tarla işiyle uğraşıyorlardı. Polatlı'ya? Evet. Orada oturuyorlardı. 2 yıl önce babamı kaybettik. Başınız sağ olun. Zaten bu kız böyle babam öldükten sonra böyle olmaya başladı. Son 2 yılda mı bütün bu olaylar yaşandı? Yok. Yani 16 yaşından beri mi o? Yok, hayır. Bu 7-8 ay içinde bunları yaşadı. Şimdi Esra'ya bir bakıyorum. Evet. Şimdi Esra
baktığımda 18'den tabii büyük görünüyor. Evet. Makyajın etkisi var vesaire. Bu bir sanki onun kına gecesi falan gibi bir kına şey mi? Kına gecesiydi. Hikmetle olan mı? Evet. Şimdi önce şeyden başlayalım bence. Polatlı'da ailen orada. Onlar işte bağ bahçe işleri yapıyorlar. Evet. Bu arada Esra ne iş yapıyor? Esra'yla mesela annemler yazın tarlada oluyordu. Kışın fabrika şeyinde çalışıyorlardı mesela. Esra dikiş işiyle uğraşıyordu mesela. Çuvalların ağzını dikiyordu. Aynı ailenin içindeydi. İşte orada çalışırken patronuyla birbirlerine hoşlanmışlar mı artık ne yapmışlar bilmiyorum. Bu bir sene önce olsa? Yok, şimdi olmuş zaten. Bu evlenmeden önceki 2 ay önce. Bütün bu olaylar bu 7 ay içinde oldu. Evet, her şey bu. Şimdi Esra 18 yaşında, evet. Patronu 33 yaşındaymış, evet. Bu Aliş denen adam. Evet. Evli, 2 çocuk sahibi. Evet. Bir gönül ilişkisi mi başlıyor aralarında? Evet, aynen. Sonra? İşte başlıyor, ondan sonra çocuk evli, 2 kızı var. Ben Esra dedim, bundan uzak dur yani, senin yaşın 18 yani, sen hali onun çocuğunun yaşındasın. Çocuğu 8 yaşında, diğer kızı da 5 yaşında. Karısından daha boşanmamış. Anneme söyledim işte, bana söyleyince ben tatile gittim oraya. Anneme söyledim, annem de dedi ki Feyza dedi, benim her şey elimde değil, abim var. Hani abine söylemem lazım. Hani dedi, çocuk da tekin bir insan değil. Her şeyi kullanıyor, her maddeden kullanıyor. Bir de evliyken zaten, evet. Kardeşinle oluyorsa zaten tekin, evet, değil. Evet, her maddeden kullanıyor. Esra dedi, annem de dedi ki Esra kaçar korkuyorum, gider bir şey yaparlar kıza, yaşı küçük. Psikolojik ben zaten yani ne yaptığını bilmiyordu. Annem dedi tamam gelip istesinler dedi. Hani evet, yapacak bir şey yok. Çünkü, evli adama. Evet, çünkü Esra durmuyordu. Esra hiç yani durmadan o adamı istiyordu. Evet. Ondan sonra geldiler istemeye. Ben tatilden geldim. Bu adam evli, 2 çocuğu olan adam. Kimleri alıp geldi? Boşan arkadaşıyla gelmiş. Çok yakın. Annesi babası falan değil. Yok, annesi babası zaten onun arkasında değil. İstemiyorlar zaten. Göstermelik onlar. Bir oyuncak. Evet. Oyun yani. Evet. Zaten eşi de bu istemeyi duydu, nişanı duydu. İşte dedi resmen bunlar oyun gibi oynamışlar yani. Eğlence şeyine çevirmişler. Evde yüzük takıldı falan filan. Ondan sonra annem dedi ki, abim de dedi ki, bu kız daha kötü şeyler yapmadan verelim. Hani sonra başımıza iş açmasın. Yoksa benim ailem istemiyordu vermeyi. Ya bayağı bildiğin kuma gibi gönderdiler onu. Yok, nişan yaptı ama evlenmedi. 2 ay nişanlı kaldı. Kendi evinizde Alişli, yaşıyor. Evet. 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 Çocuk yani yine çalışıyordu. Bu 2 ay sonra çocuk kaçtı gitti. Ortadan, patron. Evet, Aliş. Yok oldu gitti. Karısını çocuğunu topladı gitti. Yok, karısı çocuğu yine aynı yerde çalışıyor, evindeydi yani, aynı yerdeydi. Annemlerle aynı semtte oturuyorlar. İşi kapattı mı? İşi kapatmadı çünkü ortakları vardı, onlar çalışıyordu şey yapıyordu. Esra'yı bıraktı, kayboldu, evet, ortadan. Evet, kaçtı gitti. Evet. Sonra zaten benim ailem de orada çalışıyor, onun paralarını da vermeyip kaçıp gitti. Abim arıyordu hani, böyle şeyler yapmış yani, bir şey var, onu yayınlamak yani söylemek istemiyorum, çok kötü bir şey. Aa, peki söyleme. Evet. İşte kardeşime mesaj attı. Böyle bir şey var abi dedi. Bu bana böyle bir şey yapmış. Ben gidiyorum dedi. Esra. Evet, Ali kaçtıktan sonra kaldıramadı. Yani aşırı seviyor. Bilmiyorum, bağını koparamıyor çocukta. Sonra Esra kaçtı. Mesaj attı abime. Dedi ben gidiyorum dedi. Sonra halamın yanına mı gitmiş? Para falan istemiş. Halam onu tutmuş, bırakmamış. Eve götürmüş. Kardeşim, annemler hepsi halamlara gitti. Halamlar da konuştu. Ondan sonra bu Hikmet denen abi de 3 yıl önce zaten Esra'yı istiyordu. Benim annem de dedi ben kızımı vermem dedi. Çünkü ben bir kızım kalmış dedi. Hepsini verdim dedi, bu kalsın yanımda. Daha küçük yaşında. Evet. O zaman 16 yaşındaydı mesela. Sonra Esra böyle yanlışlar yapınca annem dedi ki ben bu kızla kurtulamam. Ya abisi şöyle cezaevine girer. Ya şöyle çocuklar tartışma olur yani. Ondan sonra verdik ona. 1 hafta içinde evlendi zaten. Resmi nikah yapıldı mı? Hayır, resmi nikah yapılmadı. Çünkü pandemi vardı. Düğün yapılacaktı. Düğünde onun resmi nikahı yapılacaktı. Ama evine yolladınız yani. Evet, kınası yapıldı. Bu kına gecesi, evet. Evet, bayağı Mart, bir şey. Mart'taydı bunun kına gecesi. Ne zaman? Yani tam Mart'ta. 2020 mi? Evet, evet. 2020 Mart'ta. Evet. Geçen sene yani. Yok yok, bu Mart. Bu Mart'ta. Bu Mart'ta. 2021 Mart'ında. Evet. İşte o zaman kınası oldu zaten. Çarşamba günü kınasıydı. Perşembe günü de evlendi zaten.
Pazartesi birlikte tanıştılar. Bir çatı altına gittiler. Evet. Evlerine gittiler. Aynen, götürdü evine. Sonra 25 gün sonra bunun eşi korona oldu. Kayınpeder de buna düşkün olduğu için Esra dedi sen zayıfsın, hastasın dedi. Annenin yanına git kal dedi. Sonra bu dedi Eltim'de kalacağım. Eltim'de 2 gün kaldı, sonra anneme geçti. Anneme geçti, üstünde 3 tane bileziği vardı. Zinciri vardı, alyansı ve tek taşı vardı. Toplam ne kadarlık bir takı takılmıştır? Yani onların ailesinin söylediğine göre çocuğun, yani Hikmet eniştemin, 30 bin lira falan. Hani bir bilemem. Altı. Peki gelinlik giymiş? Evet, bu düğün günü işte. Perşembe günü oluyor, Mart. Nikah yok, düğün oldu. Evet, normal gelinlik giydi. Hani dedi ayıp şey olmasın, genç kız dedi. Hı hı. Zaten düğününde her şeyini yapacaklardı. Çok iyi insanlardı. Ben şimdi onları kötüleyemem. Bir yanlışları olmadı. Ondan sonra Esra annemin evine geldi. Şu kardeşim yanındaki Eyüpcan oluyor. Şimdi kocası korona olunca kayınpederi tabii ki çok normal bir teklifte bulunmuş. Evet. Sen de kendini karantinaya al. Burada tabii sana da bulaşır. Annen de kal demiş. Evet. Annen de 1-2 gün kalıyor. Evet. 3 gün en fazla kaldı. 4. günü bu kardeşim de çıkıyor dışarı. Alışveriş yapıyor kardeşime. Sonradan diyor ki sen eve git diyor. Ben arkadaşlarımla kahvaltı yapacağım diyor. Ondan sonra kardeşim eve geliyor. Bu da gidiyor. Orada bileziğini satıyor falan filan. Kimin yanına gitmiş? Aleş'in. Evet, onun yanına. Yani o öyle demişti. İlk dedi ki ben onun yanına gitmemişim. Orada tek başıma bir ev tutmuşum. Kız arkadaşım. Antalya mı? Evet, Antalya, Manavgat'a gitmişti. Aleş orada mıymış? Aleş oradaydı. Abisi falan orada turizm işleriyle uğraşıyor. Aleş karısını ve çocuklarını aldı mı yanına sonra? Yok, yok. Aleş karısını da terk etti çocuklarıyla. O dönem Esra'yı da terk evet etti. Esra da annen de başını bağlayalım, baş edemeyeceğiz dedi. Hikmet'le evet, daha resmi nikah yok, hiçbir şey yok. Kına gecesi işte bir evet gelinlik giydirildi. Evet. 25 gün aynı evde aynen yaşadılar. Hikmet korona oldu. Annenin yanına geldi 3 gün sonra. Altınları da aldı. Yine o Aleş'in yanına kaçtı. Evet, öyle dedi. Sonra? Sonra işte orada 9-10 gün kaldı böyle. Saydı hani bilmiyorum kaç gün. Çünkü o kadar kaçıyordu ki bilmiyorum kaç gün kaldığını. Kaldı, sonradan aradı bizi, arkadaşlarıyla söylüyordu yani, bizi aramıyordu kolay kolay. Arkadaşına demiş biz benim peşimi bıraksınlar, beni bir daha aramasınlar, ben onları istemiyorum. Annem dedi ki sen milletin altınını götürmüşsün, altınını gönder bari. Hani ben fakir fukarayım, ben kimsenin altını yapıp veremem. Ondan sonra dedi tamam altını göndereceğim, altını satmış, gönderemiyordu, hep oyalıyordu. 3 gün bana mühlet verin, psikolojim yerine gelsin, şöyle yapayım, böyle yapayım. En sonu Aleş buna diyor ki iş çığırından çıktı diyor. Sen git oraya görün diyor. Ben seni yine sonra getirtirim buraya diyor. Ondan sonra Esra'yı gönderiyor Polatlı, Ankara. Yine annenin yanına. Evet. Peki bu 30 bin liralık altını satıp Aleş'e mi vermiş? Ona mı harcamış? Evet, ne yapmış birlik 30 bin lirayı? Ev tutmuşlar. Ondan sonra gezip tozmuşlar. Aleş'in evi yok muymuş? Orada yaşıyor ya. Yani bu gidince mecbur ev tutmak zorunda kalmış. Parasını da aldı elinden. Evet, bundan almış. Evet. Ondan sonra geldi. 5 kuruşsuz geldi yani eve. Alyansı vardı üstünde, bir bileziği vardı, bir de tek taşı. 2 bileziğini, zincirini satmıştı yani. Harcamıştı, hiçbir şey yoktu. Geldi benim halamın, teyzemin kızı. Otelden gitti aldı, geceydi. Ondan sonra eve getirdi. Evde 4 gün kaldı yengemlerde. Abim de Urfa'dan geldi. Abim konuştu. Esra niye böyle yapıyorsun? Bak yapma. Senin kardeşlerin var. Anneni düşün hani dedi. Bizi rezil etme dedi. Tamam dedi. Bir daha yapmayacağım dedi. Özür dilerim. Abim çünkü yufka yürekli. Bak öyle bir insan değildi. Babam öldükten sonra öyle oldu. Esra'yı affetti. Hani bir şey yanmadı. Başka bir insan olsa gerçekten her şey yapabilir. Yanmadı bir şey. Esra'yı 4. günü eşin yanına götürdüler. Büyük insanlar toplandı. Tekrar Hikmet'in yanına. Evet. Bu kına gecesi yapılan düğün. Bitti, evet, bittikten. İşte altınlar takılan koca. Evet. Kabul etti mi Hikmet onu tekrar? Evet, kabul ettiler. Yine kabul ediyorlar. Yine bir şey demiyor adam. Allah Allah. Evet, adam yine diyor gelsin yani. Adam öyle iyi insan. Gitti tekrar Hikmet'in yanına. Evet, işte gece saat 5 civarı falandı. Annem, büyük insanlar götürdü Hikmet oraya. Hikmet Aleş'in yanına kaçtığını biliyor muydu? Hayır. Bilmiyordum. Yani bilmiyordu. Ama biliyorlardı. İlla ki hissetme vardır. Evet. Yani. İşte ondan sonra gitti oraya tekrar. Peki evet, o arada hemen bir nikah bir şey yapılmadı yine. Hala. İmam nikahları vardı. Dini nikahları evet, var ama hadi bir resmi nikah yapalım aşamasına gelinemedi. Bu istemiyordu. Bu hep diyordu düğünde yapalım. Yani düğünde. Tekrar Hikmet'e gitti. Kaç gün kaldı orada?
5'te götürdüler diyelim bugün. Akşam. 5'te götürdüler. Diğer sabah saat 12'de yine kaçtı. 22'sinde evet. miydi neydi? O 22'sinde benim evimden kaçtı. Bu 3. kaçışı benim evimden. Peki 22'sinde kaçıp nereye gitti? İşte 22'sinde... Pardon Hikmet'in evinden kaçtı sabah. Evet. Nereye gitti? Otele yine gitmişti. Yine aynı annemlerin orada bir otel var. Ama tabii bilmiyorlar otele gittiğini. Polatlı'da. Evet. Hı-hı. Annemler abimi aradı. Abim şeyde Antalya'da çocuğun abisini aradı. Dedi Esra yine kaçmış dedi. Yok ortada. Aliş'in abisini aradı. Evet. Abisi de dedi siz kapatın dedi ben bulacağım yerini. Yarım saat geçti aradı dedi otelde kız kardeşiniz. Gidin alın dedi. Kız kardeşimin yanına abimler gitti. Oranın şeyi çalışanları işte aramış yukarı direkt. Esra işte sizinkiler gelmiş buraya. O da demiş gönderme yukarı ben polisi arıyorum. Polisi aramış benim kardeşim abimi şikayet etmiş. Ondan sonra karakola götürdüler. Bizimkiler ifade verdi. Kız sizi istemiyor dedi yani. Bir de 18 yaşında diye. Evet. Evet. İstemiyor dedi. Sonra benim kız kardeşim demiş beni gönderin demiş. Antalya gönderin yine. Yani yine hep oraya gidecek evet, yani. Evet aynen hep oraya gidiyor. Ondan sonra abilerim şey yapmadı. Gitmedi. Karakolun köşesinde arabada beklediler. Hani bu kız nereye gidiyor? Öğrenelim hani yerini tespit edelim. Bunun ifadesi alındıktan sonra polis arabasına bindirip otogar kısmına götürüp orada biletini kesti gönderdi. Antalya'ya? Evet. Abin gönderdi? Yok. Polisler eşliğinde? Evet. Gene Manavgat'a gitti? Evet. Sonradan abimler arabayı taktı. Aliş kaç yaşında? Hikmet 33 kaç yaşında? 33 yaşında Aliş. Aliş 33, Hikmet de yani 35 bize söyledi çünkü ben sormuştum. Ama yaşlı gözüküyor 35 söyledi. Evet 42 falan Esra dedi ben ondan şikayetçi olduğum zaman kimliğine baktırdık hani TC'sini söyledim. Hikmet mi 42'ymiş? Evet öyle söyledi. Öyle Esra söyledi. Şimdi ben adamın kimliğini görmemişim. Hani bana 35 dedi. Peki sonra geldi tekrar otele gitti. Evet. Aliş'in yanına gitti. Evet. Sonra? İşte otobüsü abilerim takip etti. Ondan sonra o Esra'nın arkadaşı var otogarcı. Esra dedi seni arkadan araba takip ediyor dedi. Esra hemen orada muavine söylüyor. Muavin jandarmayı çağırıyor otobanda. Jandarmalar arabayı nasıl durduruyor? Aslan yürekler aşağı inin diyor. Götürüyor karakola. Kardeşimi oradan bindiriyorlar. İfadesini alıyorlar. Kardeşim diyor ki polis diyor ki abin seni görmek istiyor. Hani bir görün. Beni öldürecekler diye tehdit altındayım diye mi şikayetçi oluyor onlardan? Hayır benim abim hiç öyle tehdit etmedi. Hayır şikayet konusun onun öyle mi tabii. Söylüyor ha, belki yani. Korkuyor olabilir. Korkmasa bile hani onu yakalatacak ya. Evet. Ben ölüm tehdidi altındayım mı diyor acaba hayatım mı tehlikede diyor. Yok hayır hiç öyle düşünmüyor. Korkan bir insan zaten 3. 4. kaçışını yapmaz. Korkmuyor öyle bir peki, korku yok. Peki ifade veriyor abinler tekrar gitti mi Aliş'e? Evet bu sefer Aliş'e gitmedi bu sefer oraya gitti tuttu evde kaldı. Evde kaldı, 2-3 gün kaldı. Sonra ilaç içti, işte çocuğun psikolojik ilaçları vardı orada. Çocuk psikoloji ilaçları kullanıyordu, yani kafası yerinde değildi. Ondan sonra abisine fotoğrafını attı. İşte ben polisi arıyor, kendileri binip geliyor, kapıyı cam kırıyor. Bunun nabzı çok az atıyor. Alıp götürüyorlar ambulansla, yoğun bakımda bir gün kalıyor. Kendine geliyor, midesi yıkanıyor falan filan. Sonra diyor ki ben çıkmak istiyorum hastaneden diyor. İmzayla çıkıyor. Çıktıktan sonra abisi diyor ki benim yanımda kal diyor, gitme bir yere. Yok diyor ben gideceğim diyor, kalmayacağım diyor. Oradan Urfa'ya gidiyor, kendi bana söyledi yani. Urfa'ya gidip bir gün otelde kalıyor, artık neye gidiyorsa otele. Oradan geliyor yine İstanbul'a. Senin yanına. Yok benim yanıma gelmiyor. Parasız kalmış. Gelmiş buraya. Burada Azat diye bir çocuk var. Onunla, onun sevgilisiyle. Onları nereden tanıyor? Onları önceden herhalde tanımış yani bilemem. Nereden tanımış? Onların yanına gidiyor. Evet kız arkadaşıyla birlikte burada Şirin Evler'de. Kızla çocuk gidiyor Diyarbakır'a. Esra tek başına kalıyor. Kalınca da para yok, bir şey yok. Hiçbir şey elinde kalmamış. Kaçtığında tek taşlarını da satmış, bir şey kalmamış. Ondan sonra benim halamın oğlunun yanına gidiyor. Çoğu insandan da para istiyor da göndermiyorlar. Halamın oğluna gidiyor, işte benim paraya ihtiyacım var. Halamın oğlu diyor, kapat telefonu, ben ablanı arayayım, meseleyi öğreneyim, sana döneceğim diyor.
Ablamı arıyor. Ablam diyor şu şu şekilde oldu yani. Esra hep kaçıyor. Böyle şeyler yapıyor. Esra'yı arıyor. Esra diyor ablanın yanına git. Yani İstanbul güvenli bir yer değil. Hiçbir yer güvenli değil. Senin yaşın da küçük diyor. Git ablanın yanına diyor. Ondan sonra biniyor arabaya gidiyor ablamın yanına. Orada kalıyor akşama kadar. Sonra ben aradım dedim Esra gelip seni alayım dedim. Hani orada belki rahat etmezsin. Gel benim evimde hani ben abilerimle de konuşurum. Psikolojisiz derim yerinde değil. Kalsın yanımda. Abim getirdim eve abimle konuştum. Abim dedi kalsın dedi. Hani hiçbir şey yapmadı baskı falan yapmadı. Kalsın dedi yanında dedi. Kocasını da istemiyorsa dedi altınlarını yaparız şunu yaparız veririz. Herkes kendi yolunu. Ondan sonra Esra 4 gün falan yanımda kaldı. Ondan sonra akşam sahurumuzu yaptık. Sabah saat 9:30 gibi evden kaçmış gitmiş yine benim kendi evime. 4 gün sonra sen de kaldıktan 4 gün sonra yani. 22 Nisan. 22 Nisan'da son kaçışı. Evet son kaçış. Yani bir aydır ondan bir haber alamıyorsunuz. Yok, Aliş'in yanında değil. Yani büyük ihtimal onun yanındadır. Çünkü biz bu, biliyoruz. Tek başına o evde kaldığında kendine zarar vermeye kalktığında belki Aliş'e gel dedi gelmedi tabii. Bir şey oldu. Sanki tabii. Onunla ilgili gibi ama bu arada telefonda Hikmet var. Yani Esra'nın işte dini nikah kıyılmış, efendim kına gecesi yapılmış, bu kına gecesinden fotoğraflar. Evet. Resmi nikah yapılmadığı için ve düğün pandemi sebebiyle yapılamadığı için herhalde içinde kalmasın diye bir gelinlik giymiş. 30 bin liralık aşağı yukarı bu gelinliği giymiş işte Hikmet'le düğün yapmışlar. Ve aşağı yukarı 30 bin liralık da altın işte tek taş vesaire takılmış. Dedikleri kişi Hikmet telefonda. Hikmet Bey merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın Hikmet? Ben 33 yaşındayım ama babam büyük yazdırmış beni. Evet normalde? 35 yaşındaydım. Yani nereden baksan aranızda 20 yaş gibi bir fark evet. Var. Hatta daha küçük yazdırmış 40-42 falan demiş galiba evet, kendisi Esra. Evet. Siz birkaç sene önce de talip olmuşsunuz. O zaman 16 yaşında falanmış. Evet, o zaman annem ben. Esra. Evet. O zaman kabul etmedi mi? Yani size karşı bir ilgi duymuyor muydu? Bir de 16 yaşındaymış. Ben kendisini görmedim hiç. Ve annesi işte yok babası yoktu ve ondan sonra bir daha istediler babası vefat etti. Ondan sonra annesi yani 2 sene sonra 3 sene sonra annesi kendisi geldi gel kızım isteyin dedi. Annem de gitti kızı istedi yani. Siz hiç görmediniz görücü usulü olacaktı daha önceden evet. De olsaydı. Evet evet. Peki tamam kızı istedi ama bir baş başa kalmış olmanız lazım. Yani bir tanışma konuşma çay içme bir şey için bir araya gelip bir değil mi? Hiç böyle olmadı. Bir şey sadece olmadı ben, mı? Hayır sadece ben gittiğimde istediğimde ilk defa. Bana dediği kelimesini ben dedim ki sen ne diyorsun bu işe dedim. Bana dedi ki sen benim kıymetimi de annemin kıymetini bil yeter dedi. Ben sana dedim hiçbir şey istemiyorum dedi. Yani hoşlandı ve güven duydu size demek evet. Ki. Evet sadece bu kelimeyi söyledi yani. Bana başka da bir şey demedi. Senin bu... Kararın nedir söyle dedi. Ben de içeri aynısını söyleyeyim. Büyüklerimiz ne derse dedi. Ben ona uyarım dedi. Ben de tamam dedim. Peki Hikmet sen de ilk kez gördün o zaman o konuşma sırasında doğru mu Esra'yı? Evet. Sen de beğendin, hoşlandın mı? Evet. Olabilir dedin yani. Evet. Sana peki öncesinde iki çocuklu bu Aliş'le işte nişanlandığını, iki çocuklu evli bir adamla bir kısa bir sürede olsa görüştüğünü falan bunları söyledi mi sana? Hayır. Sen bunların hiçbirini bilmiyordun. Hiçbirini bilmiyordum. Peki. Şimdi nikah yapamadınız, istememiş. Düğünle beraber nikah olsun demiş. Evet. Pandemi evet. Olduğu için düğün yapılamadı. Evet. Dini nikah yapılmış ve kına gecesi yapılmış. Sonra siz evli bir çift gibi, siz ev mi dayayıp döşediniz o arada? Kaç ay sürdü bu nişanlılık isteme? 28 gün falan sürdü. 25-28 gün falan evlilik, sürdü. Nişan, düğün falan hepsi 28 hepsi bir ay diyelim. Evet. Bir ay içinde evet. Siz ev hazırladınız vesaire doğru mu? Evet. Evet. Sonra evinize geçtiniz. 25 gün sonra ne oldu? Kavga mı oldu? Ne oldu da? Aramızda hiçbir sorun yoktu. İşte hani anlatayım beni astaydım gitti ve gitti. Gidiş o gidiş yani. Peki Hikmet.
Bu 28 gün bir ay içerisinde Esra'nın garip davranışlarını gördün mü hiç? Tuhaf, ilaç kullanan, kullanmadığı zamanlarda farklı davranan. Yani bir gariplik var mıydı Esra'da? Ya hiç ilaç kullandığını hiç görmedim yani. Garip davrandığını? Hiç garip davranmıyor. Gayet güler yüzlüydü. Normal davranıyordu öyle. Normal davranıyor yani. Ama sen hani küçük çocuklara verilen antidepresan türü şeyler kullanıyordu diyorsun ya. Dedin o ya. O kaçtığı zaman kullandı. Anladım. Yani gayet normal davranıyordu. Ne bileyim sen ne iş yapıyorsun Hikmet? Ben matbaada çalışıyorum. Nerede? Matbaada. Bu süreçte o aynı çatı altında olduğunuz süreçte sen işe gidip geliyor muydun yoksa kapalı mıydı iş yerin? İşe gidip geliyordum ben. Ha, sen işe gidiyorsun, normal geliyorsun, evet. Evde bir masa kuruyor, yemek hazırlıyor vesaire. Evet, aynı. Hiçbir problem yok. Hiç sorun yok. Telefon konuşmalarını fazla yaptığına hiç şahit oldun mu? Hiç fazla telefonla konuşamıyorum diyor, sevmiyorum konuşmayı diyordu yani. Sen sabah kaçta gidip kaçta dönüyorsun işte? Ben gidip evden çıkıyordum, 9:30 gibi falan evdeydim ben. Ha, yani gündüz telefonla da konuşabilir. Ne bileyim gündüz bir arkadaşımla buluştum. Dışarı çıktım. Çarşı pazar yapıyor muydu? Herhalde evde kapalı oturmuyordu değil mi bu kız? Yok evde. Yok sadece oturuyordu. Annesine gidip geliyordu. Yani şu arkadaşıma gidip. Anneme gidip gelirdi. Yani. Evde oturmayı daha çok severdi. Bir de alışverişi severdi. Onun dışında gezmeyi sevmezdi pek. Peki sen şimdi düğünde bir 30 bin liraya yakın takı takmışsınız. Onun dışında bu bir ay içerisinde senden aşırı istekleri oldu mu? Alışverişle ilgili. Yok hiçbir aşırı bir isteği olmuyordu yani. Şunu alacağım, bunu alacağım, şeyle yapacağım ya demiyordu yani. Peki bir anda gitti. Sen onun evden gittiğini nasıl öğrendin? Eve gelince evde mi bulamadın yoksa sen evdeyken mi gitti? Hayır ilk başta zaten annesinin yanına gitti. Oradan gitti. Ha korona. Evet. İkinci eli benim yanıma geldi. Babam dedi bir çay koy dedi. Bir çay koyacağım dedi. Tamam dedi baba dedi. O arada da kaçtı gitti yani. 2 dakika içinde zaten gitti yani. Eşini mahsus gönderiyor. Başım ağrıyor. Bana bir ağrı kesici al. Eczaneye gönderiyor. Toparlanmak için herhalde. He, öyle hani kandırıyor. Plan kurmuş herhalde artık bilmiyorum. Eniştem de gidiyor hani eczaneye ilaç alıyor. Kayınpeder de diyor gelinim gelmiş diyor. Bir çay koyalım da içelim diyor. Ondan sonra... Bu da hazırlanıyor. Kaynanasına diyor ki anne açım diyor ben. Kaynanası ona tost yapıyor. Ondan sonra tost yaparken bu hemen kapıyı, mutfağın kapısını kapatıyor. Oradan çıkıyor gidiyor. İlk dakika içinde her şeyi. Şimdi ilk gidişi Hikmet. Sen korona olduğun için baban hani ona da bulaşmasın diye annen de bir süre kal diyor. Sonra geldi. İşte seni eczaneye göndermiş. Hani bir bahaneyle evden evet. çıkarmak evet. için. Bu geldiğinin evet. kaçıncı günü oluyor mesela? İlk gün. Hani akşam yattık sabah öğlen dedim kalk dedim sen de yemek yedin falan dedim. Başım ağrıyor dedi. Sonra dedi, bana bir hap al dedi. Hap aldım gelene kadar o ara gitmişti zaten. Şimdi o galiba bir günlük eve gelme sebebi evdeki altınları almak. Hepsini takıp gitmedi herhalde bu korona için. Yok hayır. Yok zaten hepsi üstündeydi zaten. Hepsi üstündeydi. 3 bileziği evet. falan geri kalan altın zaten düğünde takılacaktı. Onları yapmadılar. Dolayısıyla üstündeydi zaten. Evet. Seni eczaneye gönderme sebebi, bu arada baban hadi bir kızım bir çay koy içelim demiş. Bu arada herhalde bir ufak tefek eşya mı topladı evden, giysilerini Hiç falan mı aldı? Hiçbir şey götürmemiş. Hiçbir zaten şey. Zaten ilk kaçtığı zaman üstündeki kıyafet vardı. Sonradan geldikten sonra altınlarını satıp kıyafet almıştı. Hiçbir şey götürmemişti. Şimdi sonrasında bu daha önceden tanıştığı Hikmet, Aliş isimli adama gidiyor. O sizin taktığınız altınların da bir kısmını bozdurarak orada ev tutuyorlar Manavgat'ta vesaire. 10 gün kadar kalıyor orada doğru mu? Evet. Sonra geliyor ve sen kabul ediyorsun. Sen bilmiyorsun herhalde Aliş'e kaçtığını değil mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne dedi sana? 10 gün neredeydim dedi. Ve ailem dedi ki bir şey yapma dedi. Yarın konuşuruz dedi. Dedi geldiğinizde başım ağrıyor dedi. Bir dokunma bana dedi. 2-3 gün dedi. Ondan sonra sana her şeyi anlatacağım dedi. Ben de tamam dedim. O gün hiçbir şey demedim. Sabah da yine kaçtı yani. Yani ailen de üstüne gitme dedi şu anda evet. dedi.
Buyurun evet. Hocam. Peki daha önce o 20 gün beraber kaldığınızda normal karı koca ilişkisi var mıydı? Hani evet. Bu sefer dokunma falan demiş ya. İlk zaman dokunma falan demedi. Son an dedi yani geldiğin zaman bana bir dokunma 2-3 gün dedi. Benim bir kafamı toplayayım dedi. Kafam çok dağınıktı. Peki geldiğinde garip davrandı mı gerçekten? Yani yok, gittiği dönemki Esra ile o 10 gün sonra gelen Esra aynı şekilde mi davranıyordu? Yoksa dalgınlığı, üzgün, başka? Ya en son geldiğinde çok dalgındı. Ben hastayım diyordum. Başımı kaldıramıyordum. Başka da hiçbir şey demedi bana yani. Ve o gece yani yattı. O yattı hiç konuşmadık yani. Sen ne yapıyorsun, niye izin dedi. Başım ağrıyor. Konuşacak halin falan yok dedi. Ben de tamam dedim yani. Sabahta gitti. Taktığı, sabahta evet. Gitti. Şimdi şu anda yine Aliş'te mi değil mi? Bunu bir araştırmasını yapacağız ama sen Esra'yı geri istiyor musun Hikmet? Yani ona nikah yapmayı, resmi nikah yapmayı falan düşünüyor musun? Ama şu anda bilemiyorum da. Bu Aliş konusunu sen ilk defa yayında mı duydun peki? Evet, ilk defa yayında duydum. Duyunca ne hissettin? Kendimi çok kötü hissettim yani. Bilmiyordun hiçbir şey. Bilmiyordum. Hani bir nişanlısının aklını duydum ama evliyle biriyle evlendiğini duymadım yani. Zaten başkasıyla evlenmemişti. Yok. Sadece normal bir yüzük takıldı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Ama senden sonra ona gidip bir 10 gün kaldığını, senin o taktığınız altınları harcadığını ve o adamla ev kurduklarını falan, bunların hepsini şu anda yayında öğrendin. Evet. Annen yanında mı? Onlar da mı şimdi öğrendi? Evet. Ne dediler duyunca? Yıkıldı tabii. Yıkıldı değil mi? Yani şu anda herhalde gelse de istemezsiniz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ne diyor? Annen bir şey diyor. Ne diyor Hikmet? Bunu da gördük diyor. Allah'ım diyor yani. Allah. Onu mu gördük? Allah bize böyle bir şey de yaşattı diyor yani. Nereden nereye diyor herhalde. Peki bu takmış, eğer düğün olsaydı, nikah olsaydı bir tarafta bir altınlar daha, ne kadarlık daha altın vesaire takacaktınız ona? Ya daha şey alacaktı, babam daha alacaktı yani, ne kadar mı alacağını tam bilmiyorum da. Zaten 11-12 tane köşede bileziği vardı. Kayınpederi set alacaktı. 11-12 tane bilezik bekliyordu ona hazır. Evet. Setme. Ne diyor? Ne, borca mı girdim diyor anne. Tamam diyor, ben kapacağım. Ver bir konuşsun kadıncağız. İçinde kalmasın. Dur, hadi ver ver. Canım. Bunu da mı gördük diyorsun bu hayatta? Öyle mi? Bunu da gördüm. Hiç hayatımda böyle görmemiştim. Çok seviyordum. Çok değer veriyordum. Hmm. 3 tane bilezik taktım ona. 2 yüzük taktım ben, bir onun saatini taktım, küpesini, zincirini, kolyesini taktım. Daha ona çok alacaktım, üstüne takacaktım, bir de nikahını, düğün yapacaktım, nikah yapacaktım. Şimdi duydun ki evli adamla nişanlanmış, evli adama kaçmış, sonra tekrar oğluna dönmüş, sonra oğlundan tekrar kaçmış. Şu anda yine o adamın yanında mı belli değil, yıkıldın tabii değil mi? Çok yıkıldı. Ay Allah. İsminizi yani ölüm olsaydı. Aa. Ölüm olsaydı bu olmasaydı. Allah korusun ya. Ölümden başka her şeyin çaresi var. İsminizi alabilir miyim? Yani, İsminiz neydi? Başsağlığı dilep bir çayını içerdiler. Başsağlığını dileyip giderdiler. İsminiz neydi acaba? Benim ismim Hava. Hava Hanımcığım. Allah başka dert keder vermesin. Tabii sevmişsin. Oğlun da çok üzülmüş. Şu anda oğlun da yıkıldı yani bunları duyunca. Oğlum yıkıldı, oğlum şimdi kapalı yerde. Oğlum yıkıldı, oğlum öteki eve gitti, ağlıyor. Ah yazık. Çok ya. Çok seviyordu çünkü. 35 yaşında adam. Yani şimdi böyle bir aileye bu hainliği yapan, zaten o insana ne diyeceksin ki? Kardeşleri hep yıkıldı. Onun kardeşleri hep yıkıldı. Kardeşleri hep içeride bir yere çıkamıyorlar. Çıkamıyorlar. 10 çünkü gün aç susuz içerideydiler. Mahcup. Çünkü millet diyordu, erkek kardeş, yani erkek bir insana desen ki senin bacın kaçmış, hiçbir şey yapamıyorsun. Tabii zor, benim kardeşim
öldüğü için psikolojikmen gitti o yani. Baba kalpten mi vefat evet, etti? Kalp krizi. Allah rahmet eylesin. Evet. Babadan sonra mı biraz da Esra'nın psikolojisi bozuldu? Yok, hiç takan bir insan değildi. Ha öyle mi? Hayır. Peki bipolar bozukluğu mu olabilir? Anlatılanlar biraz o yöne doğru yok, işaret çok böyle ediyor aklında hep ölüm düşünüyor. Hep kendim. Başka bir şey söylemiyordu. Mesela diyordum ki şunu yapma Esra. Yok. Feyza ben şuna dokunuyorum olmuyor diyor. Buna dokunuyorum kendimi öldürürüm diyor. Yani hayatta kendini başarısız mı buluyordu? Evet. Her öyle konuda. Ama başarmak için de bir gayret göstermiyor. Yani Hikmet gibi bir tam yaş farkı var ama tam biri 18 yaşında biri 35 yaşında. İyi de davranıyormuş belli ki. Aile evet de iyi. Daha ne istiyorsun yani? Hmm. Güzel düğün yapacağım diyor. Havva Hanım. Evet. Canım bu daha önce takılan altın vesaire işte tek taş. Bunları geri istiyor musunuz siz aile olarak? Bak ben 20 milyar aylık 20 milyon bağışlık verdim. Evet. Hmm. Ben annesine 2,5 milyara bir yüzük aldım. Evet. 2 milyar halatlık verdim amcasına. Annesi yola çıkacaktı yazık diye 1 milyar harçlık verdim. Altınlar başka yani onun dışında bunlar. He bunlar bu, onun dışında. Yani nasıl diyeyim ki? Ha, neredeyse işte bu, 50 bin liraya bu, yakın para yani. Evet. Ya, tabii 55 bin lira, 5 milyara ona elbise aldım. Bir yatak odası aldım ona. Şimdi sen bu yapılan harcamaları altınların parasını filan aileden geri istiyor musun? İstemiyor tabii musun? Geri istiyorum. Geri istiyorum. Ben de onu çöpten kazanmadım. Ben de çocuklarımın biri şoför, çocuk da kocam da servisçilik yapıyor. Onu öyle kazandı. Peki yaşlı canım, Esra bugün özür dileyip gelmeye kalksa onu kabul ediyor musun? Ama millet bana tehditle geliyor. Telefonlar geliyor. Ben nasıl kabul ediyorum? Diyor senin gelinin kaçmış televizyona çıkmış diyor. Eski nişanlısıyla kaçmış diyor. Canım peki yarın devam edeceğim. Geçmiş olsun. Herkesi yıkıp gitmiş. Yarın bu konuya devam edeceğim. Ama önemli bir şey daha var tabii ki de. Önce can sağlığı diyoruz ya hep. Acaba Esra başında ne var şu anda, ne durumda? Onu bir kere önce bulmamız lazım. Evet efendim, Esra konusuna kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Şimdi 14 yaşında bir kız çocuğu 12 yaşındayken daha doğrusu bir Suriye uyruklu ne iş yap, hurdacı mı? Hurda işi yapan birisinin yanına gidip geliyormuş zaten. Şimdi 14 yaşında yine bu Suriyeli hurda işi yapan kişinin yanında mı değil mi onu aramak için annesi ve babası geldi efendim. Dün sabah saat 9'da kimseye haber vermeden evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yağmur Düdüklü nerede? Küçük kız kaçırıldı mı? Ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. 14 yaşındaki Yağmur Düdüklü nerede? Birazdan. Anne Ayşe Düdükçü ve Tayfun Düdükçü baba. Onlar stüdyodalar. Aile efendim 2002 yılında evleniyor bu çift. 4 çocukları var ve 4'ü de zihinsel engelli, %50. %50 zihinsel engelli. Siz akraba mısınız? Teyzemin oğlu. Teyze çocuklarısınız. Bu evlilikten Yağmur, Efendi ve Emir ve Hülya. Bir tek Emir mi engelli değil? Onun dışında 3 çocuk %50 engelli. Yani bugün aradığımız 14 yaşındaki Yağmur da maalesef %50 zihinsel engelli. Aile İstanbul'da yaşıyor. Biraz üzücü bir olay ama 2 yıl önce yani Yağmur 12 yaşındayken de bu Suriye uyruklu Ali İhsan denen kişinin yanına gitmiş. Emniyet ekipleri tarafından bulunmuş o zaman ama o Suriye uyruklu Ali İhsan'ı bulamamışlar. Hurda deposunda çalışıyor ve orada kalıyormuş. Şimdi dün olmuş olay. Dün gençlik 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramıydı.
bayram günü efendim bir 14 yaşındaki kız çocuğu bir Suriye uyruklu hurda toplayan ve hurdalıkta yatıp kalkan Ali İhsan isimli kişiyle gitmiş olabilir mi? Ayşe'cim geçmiş olsun. Sence bu adamın yanında mı bu? Onun yanındadır. Kaç yaşında bu Ali İhsan? Hiç bilmiyor yaşını. Tayfun daha önce gitmiş ya 2 yıl önce. O zaman 12 yaşındaymış. Yağmur 12 yaşındaydı o zaman. O zaman 12 yaşındaymış. Polis bulmuş. O hurdalıkta mı buldu o zaman Yağmur'u? Yok, hurdalıkta bulmadı. Nerede buldu Ayşe? Yüksek sesle böyle canlı canlı konuş. Hiç bilmiyor ki nerede bulduklarını. Siz şey mi yaptınız? Kayıp başvurusunda bulundunuz. Kayıp başvurusunda bulduk. Orayı baskın yaptı polisler. Hurdalığa. Hurdalığa. İnsanı değil. Kızını. Adamları içindeki o da saat 5-6 falan vardı. Biz gene böyle arıyorduk. Karşımıza çıktı kızım. Yani eve geliyorduk. Eve geliyorduk. Karşımıza çıktı. Yani bırakmışlar yani çocuğu. Yaşı da küçük olduğu için. Korkuda. Korkularından bırak. Peki o hurdalıkta yapınca polisin ararken soru sorduğu biraz da zorlamıştır onları tabii. Çünkü 12 yaşında ve %50 zihinsel engelli bir çocuk var. O zaman orada kalanların hepsi, o hurdacıların hepsi Suriyeli miymiş? Hepsi Suriyeli. Hep erkekler mi kalıyor? Yani orada, hep erkekler kalıyor. Peki orada Yağmur kaç saat kaldı? Onu biz bilemiyoruz. Bir gün mü kayboldu? Kaç gün kayboldu? Sabah gece 3-3.30 gibi çıkıyor evde. Gece, sabaha karşı. Evet. Sabaha karşı. Evet, akşam 5-6 gibi. Siz sabah kalkıyorsunuz? Yok yerinde, yatakta yok yani. Yatakta çıkmış, yok. Çıkmış evden. Ve o saate kadar hurdalıktaymış. Demek ki sonra bunlar polis falan duyunca bıraktılar. O da eve geliyordu. Evet. Evi bulabiliyor mu yani? Yani bilinci geliyordu, bazen gidiyordu, bazen evde ne yaptığını bilmiyordu. Buna yani kim ne dese yani, ona kanıyordu. Ayşe, kullandığı ilaç var mı? Yok. Peki zihninde sizin telefon numaranız var mı? Babasının var. Ezbere bilir mi? Ezbere bilir. Bazen biliyor, okuyor. Bazen de unutuyordu yani. Unutuyor. Yani dediğim gibi bir gelik bir gidiyor. Bu yani. 12 yaşındayken bu hurdacının oradan geldiğinde ne durumda geldi? Dövülmüş mü? Efendim hırpalanmış mı? Yok hiçbir nasıl şey geldi? Yoktu. Yani, normal gittiği normal gibi geri geldi. Yani hiçbir... Ne anlattı? Bu Ali İhsan adını o mu verdi size? O kendisi. Kendi söyledi. Bu Ali İhsan'ı nerede tanımış? Zaten bizim... Yani yakın oturuyor bize. Bize yakın oturuyor. Depoları yakın evimize. Çöp filan atarken o da hurda topladığı için orada tanışmışlar. Peki 2 sene boyunca bir daha Yağmur bu Ali İhsan'la hiç görüşmedi mi? Takip ettiniz mi kızınızı? Ben takip edip de ben de sürekli zaten gözetim altında tutuyordum. Cep telefonu bırakmıyordum eve. Benim çocuğum var cep telefonu. Onu inan 5 vakit namaza başlamıştı bu çocuk. Yani o kadar güvenç vermişti ki ne yani. Yani akıl fikir işi değil ama geceleri mesajlaşırmış çocuğuna. Nereden biliyorsunuz? Kardeşi yakaladı. Mesajları yakalamış. Kız kardeşi mi? Erkek kardeşi yakaladı. Kardeşi küçük. Bu Ali İhsan'la mesajlaşıyormuş. Evet. Peki Yağmur dün nasıl çıktı evden? Yağmur dün sabah babası telefon etti. Kahvaltı yapacaktık. Çay filan katın dedi. Sen neredeydin o arada? Bu işteydi. Ben işteydim. Çay kattık. Ben bulaşıkları yıkıyordum. Yağmur da yerleri topluyordu. 5 dakika banyoya girdim, geri çıktım. Yağmur yok, kapıyı açmış gitmiş. Ayağında, üstünde, başında ne vardı? Öylece mi gitmiş? Ayağında bir tane sarı aşırtmanı vardı. Bir tane de hırkası, beyaz hırka vardı çekedi. Bir de yazması böyle vardı. Para yok yanında? Yok. Yok parası. Telefon yok? Yok. Hiçbir şey yok? Yok. Peki, daha önce o hurdalığı biliyorsunuz siz. Biliyorum. Evet. İlk iş ne yaptınız? Oraya gittiniz mi? Oraya gitmedik. Polise bildirdik yine. Biraz Ayşe anlatsın. Tabii. Ne yaptınız Ayşe? Polise hemen işte verdik. Hı. Polisler geldi. Onlar aradı, biz aradık.
O hurdalıkta yok. Yok. Yani polisler oraya da baktılar. Baktılar. Siz dediniz ki 2 sene önce bu kız böyle böyle buraya gitti dediniz. Dedik. Ama bu Ali İhsan, Esra bu çocuğun adını vermiş olmasına, Yağmur bu çocuğun adını vermiş olmasına rağmen o dönemde 2 sene önce bu Ali İhsan kaçmış. Yani hiçbir şekilde onu zaten kimse bulamamış. Yok, o zaman da bulamadılar. Bulunamamış. Kaçmış belli ki. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunu eğer bir yerde alıkoyarsan bunun suç olduğunu bildiğinden, bir de zaten daimi bir ikametgahı yok ki. Tabii. Bugün burada hurda topluyor, hurdalıkta yatıyor. Yarın bambaşka bir yerde hurda topluyor, hurdalıkta yatıyor. Şu anda senin kızın bu Ali İhsan'ın yanında mı olabilir? Sizin düşünceniz ne Ayşe? Onun yanındadır. Zaten akşam mesajlaşmışlar. Sabah da gitti. Kimin telefonuyla mesajlaşıyor? Abisi, şey, kardeşinin. Kardeşinin telefonunda Ali İhsan'la mesajlaştığı mı görünüyor? Hı-hı. Ne yazmışlar? Mesajı da zaten onu verdik. Veririz ekrana. Tayfun, sen de onun yanında olduğunu düşünüyorsun Ali İhsan'ın. Ben yani onun yanındadır yani büyük ihtimal. Peki siz şimdi o hurdalığa polis tekrar baktı ya. Bu Ali İhsan'ı tanıyanlar var, beraber yatıp kalkıyorlar. Şimdi deponun sahibi de var. Depoyu çalıştıran patronları da var. Yani bunlar da yerini biliyordur. Söylemiyorlar. Çalışanlar da yerini biliyor ama söylemiyorlar. Ali İhsan'ı kaç yaşlarında diye bir söylüyorlar mı? Yani hiçbir bilgi vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani. Evet, fotoğrafı bir alabilirsek buraya. Efendim, 14 yaşındaki zihinsel engelli, %50 zihinsel engelli Yağmur, Suriye uyruklu Ali İhsan tarafından alıkonulduğu düşünülüyor. Bunun sebebi de 2 yıl önce, yani 12 yaşındayken yine bir gün evden kaçtığında bu Suriye uyruklu hurda toplayan, hurdalıkta yaşayan kişinin yanında olduğu, orada bulunuyor. Ama bu Ali İhsan o dönem bulunamıyor. Yağmur zihinsel engelli, dediğim gibi %50 diğer iki kardeşi gibi, ve iyi ile kötüyü ayırt edemiyor. Yani kandırılması son derece kolay. Başına bir iş getirilmesi, herhangi bir işte kullandırılması çok kolay bir çocuk. Dolayısıyla anne baba perişan durumda ve 36 saat oldu neredeyse, hiçbir haber yok. Ama o hurdalığa gidilecek. Oradaki Suriyelilerle konuşulacak. Bizim yapacaklarımızı söylüyorum. Bu Ali İhsan hakkında bilgi toplanacak. Varsa fotoğrafı bulunacak. Yaşı neyse o öğrenilecek. Ayşe'cim, sen ne demek istiyorsan sen konuş lütfen. Buradan seslenmek istediğin ne varsa söyle. Çünkü senin çok özel bir durumu var. Hem çocuk senin çocuğun, hem de özel bir durumu var. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Evet, Tayfun. Yani 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu nasıl kaçırıyorlar? Nasıl yani kandırıyorlar? Yani ben hayatımda endişe ediyorum yani. Bir an önce gereken neyse yapılmasın. Yapılsın yani. Evet. Ben devlet büyüklerimde yardım istiyorum. Biz de şu an itibariyle bu konuyla ilgili düğmeye basıyoruz ve yapılması gereken her şeyi yapıp arama çalışmalarına başlıyoruz efendim. Sevgili seyirciler, bugün de veda vaktimiz geldi efendim. Yarın saat 13.15'te yine Star ekranlarında sizlerle buluşmayı diliyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.